Herkese merhaba. Mart 2020'den bugüne kadar çeşitli canlı yayınlar, video programları ve Instagram değerlendirmeleriyle video giren YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugünden itibaren YouTube kanalımızda katıl butonu da aktif hale gelmiş durumda. Katıl butonuyla bize vereceğiniz destek sayesinde yeni videolar ve canlı yayınlar üretme imkanı da bulacağız. YouTube kanalımızdaki katıl butonuna tıklayarak alternatif programları öğrenebilir ve Hangi ayrıcalıklardan yararlanabileceğiniz konusunda bilgi alabilirsiniz. Daha iyi, daha güzel, daha verimli bir video kanalı için desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Evet Herkese iyi akşamlar. Ee, Videogren YouTube kanalında Olympus Atölye başlığı altında sokak fotoğrafçılığını konuşmak üzere bir aradayız. Böyle e, başımda şapka var gibi ama tabii aslında Vivien Maier'in e, filminin e, afişiyle, posteriyle e, arkamda yer alıyorum. Bugün sokak fotoğrafçılığını konuşacağız. Dolayısıyla bu filmi izlememiş olanlar varsa... Hazır böyle evlere kapandığımız bu günlerde e, internet üzerinden de bulup e, Finding Vivian Mayer, Vivian Mayer'i bulmak filmini mutlak izlemelerini öneririm. Aynı zamanda Vivian Mayer'in web sitesinden de fotoğraflarını e, bir e, kontrol etmenizi, izlemenizi hararetle tavsiye ederim. Evet herkese iyi akşamlar. Gökçen Arabul e, Videogren Destek bir grubuna hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz desteğiniz, katkınız için. Mürüvvet selamlar, iyi akşamlar Hüseyin Bey, Münevver Hanım, Çetin abi selamlar, ee, Ali abi, Hasan Tahsin Bey, Aslı merhaba, Serpil Hanım, Öznur Hanım, evet herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün son yılların popüler başlıklarından biri olan sokak fotoğrafçılığını konuşacağız. Ee, tahmin ediyorum şu anda sunumum açıldı. Klasik bütün yayınlarda olduğu üzere e, birkaç hatırlatmam var. Önce onlarla başlamak istiyorum. Evet herkese e, selamlar. İzmir'e de selamlar. İsmail Serap Bey merhaba. Furgut selamlar. Evet, e, e, Hanım, Filiz Hanım, İkınar Hanım, Tufan Bey. Evet herkese iyi akşamlar. Evet bu Olympus yollarda yaklaşık 6-7 sene önce kurduğum bir oluşum. E, Olympus fotoğraf makinelerini kullanarak e, fotoğraf peşinde koşan dostları bir araya getirmeyi amaçlayan bir oluşum. Olympusyollarda.com diye bir web sitesi de hazırlıyorum. Hatta birkaç gündür orada yeni yazılar da yayınlıyorum. Bugün özellikle e, ışık ölçüm sistemleriyle ilgili e, bir şey yayınlama e, imkanı buldum. Olympus makinelerde bulunan ışık ölçüm sistemlerini oradan detaylı bir şekilde e, görme şansınız olacak. Aynı zamanda e, Olympus yollardanın bir de e, Instagram hesabı da var. E, özellikle Olympus'ta çektiğiniz fotoğraflar varsa, Olympus alt çizgi yollarda etiketiyle e, paylaşırsanız zaman zaman orada sizlerin de fotoğraflarına yer verebiliyoruz. Bildiğiniz üzere video giren YouTube kanalımız e, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, Eşe dostu arkadaşa haber vermeyi unutmamanızı rica ediyoruz. Biraz önce tanıtım videosunu da izlediniz. Videogren'in bir katıl üyeliği e, var. E, orada e, bize destek olarak farklı e, videoları izleme şansına sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda e, ikinci destek grubuna dahil olduğunuzda orada sadece üyeleri özel canlı yayınlar da başlayacak. Dolayısıyla yeni videolar üretebilmemiz, e, biraz daha motive olmamız adına sizden böyle bir destek de bekliyoruz. Bursa'ya da selamlar Kemal Bey, Murat abi selamlar. Dilek Hanım merhaba. Faruk abi selamlar. Ne güzel dostları böyle sadece yorum olarak da olsa görebiliyoruz. İnşallah bu ıı, hastalık virüs şeyi biter de tekrar bir araya gelip fotoğraflarda çekebiliriz. Pazar günü ıı, geçtiğimiz hafta bu hafta boyunca paylaşılan fotoğrafları değerlendireceğimiz Instagram değerlendirmesi yayınımız var sevgili Serkan'la. 871 fotoğraf gelmişti bu hafta gökyüzüyle ilgili olarak işte onları indirdik bu gece seçeriz şeyini hazırlarız pazar günü yine bayağı zorlu bir maraton bizi bekliyor olacak pazar günü saat 17'de o yayına da sizleri bekliyoruz. Kota Trek İstanbul Atansının düzenlediği online seminer ve atölye programları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde birkaç tane önemli fotoğraf atölyesi var. Hararetle tavsiye ediyorum. Yarın ve pazar günü akşam saatlerinde Murat Hoca'nın siyah-beyaz çevrim atölyesi var. Özellikle siyah-beyaz dijital çalışmaları ilgisi olanların mutlaka ve mutlaka öğrenmesi gereken başlıklardan bir tanesi. Hararetle tavsiye ederim. Önümüzdeki hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri öğlen saatlerinde 13 ile 15 arasında ileri fotoğraf ikinci kur online atölyemizi yapacağız. Burada hem makine ayarlarını çok detaylı konuşacağız, hem farklı fotoğraf tekniklerini konuşacağız, hem de temel fotoğrafa nasıl müdahale ediyoruz o bilgileri sizlerle paylaşacağız. Fototrek.com sitesinden bu atölyelerin detaylarını görebilirsiniz. Ondan sonraki haftada ise Yeni atölye programları devam edecek. Fotoğrafın görsel öğeleri, gezi fotoğrafçılığı ve görme gösterme sanatı fotoğrafçı olmak atölyesinin detayları yine fototrek.com sitesinde aklınızda olsun diye söyledim. Sunanım Avusturya'ya da selamlar. Evet, ee, yaz tatili için... Daha doğrusu yaz mevsimi için diyelim tatil ne kadar doğru bir kelime olacak bilmiyorum ama e, son 3 yıldır yaptığımız 4. yılına girdiğimiz Bafa Sanat Kampı bu yılda Bafa Fotoğraf Kampı olarak gerçekleşecek. Sevgili Cem Sener e, o işi takip ediyor. Bafasanatkampı.com sitesine girdiğinizde hem dönemleri hem dönem programlarını bütün bilgileri görebiliyorsunuz. Temmuz ayında dört dönem olarak gerçekleştireceğiz. Yaz için bir fotoğraf programı yapmak isteyenler için bunu da hararetle tavsiye ediyorum. Malum cenggençdış.com web sitesinde kamera arkası yazıları, portfolyolar, hem analog dönemden hem dijital dönemden portfolyolar paylaşmaya çalışıyorum. Özel olarak yaptığım fotoğraf danışmanlığı, mentörlükle ilgili bilgiler var. Eee 2-3 günde bir üzerinde çalıştığım sitelerden bir tanesi. Arada ziyaretlerinizi de bekliyorum. Evet, bugün sokak fotoğrafçılığından konuşacağız. Birkaç başlık üzerinde konuşmaya çalışacağız. Bunlardan bir tanesi önce sokak fotoğrafçılığının nasıl bir çalışma tarzı olduğundan, hangi fotoğraf alanları üzerinden beslendiğinden biraz bahsedeceğim. Ee, ve ondan sonra da bu tekniği bu tarzı iyi kullanan önemli fotoğrafçılardan biri olan Henry Cartier-Bresson'un hayatından birazcık örnekler, e, hayat hikayesinden biraz bahsedeceğim ve yaptığı fotoğraf çalışmalarından örneklerle fotoğraf tarzına ilişkin birkaç ipucunu kısa kısa vermeye çalışacağım. O başlıklar aslında bizlerin de sokakta fotoğraf çekerken nasıl hareket edebileceğimize dair ipuçlarını barındıracak diye düşünüyorum. Daha sonra sokak fotoğrafçılığı yaparken nasıl bir makine, nasıl objektifler kullanıyoruz? Hangi objektiflerden hangi görsel etkileri alıyoruz? Ona dair birkaç örnek fotoğraf bakacağız. Ondan sonra da bol bol örnek fotoğraf üzerinden ee, sokakta fotoğraf çekerken nelere dikkat ediyoruz Işık, kompozisyon, olaylara ve kişilere yaklaşımımız nasıl olmalı gibi başlıkları konuşacağız. En son da yine e, malum Olympus atölye olduğu için Olympus makine kullanan e, dünyadan bir fotoğrafçının işlerini sizlerle paylaşıp bu akşamı toparlamaya çalışacağım eğer kısmetse yayınları izleyen online derslere katılan dostlar biliyorlar ben konuşmaya başladım mı çok böyle e, durabilen insanlardan biri değilim. Dolayısıyla konuştuğumuz herhangi bir başlıkla ilgili aklınıza bir şey takılırsa, bir soru sormak isterseniz, bir yorumunuz olursa lütfen yorum bölümüne yazın. Benim bir gözüm sürekli yorumlarda. Sevgili Cem Sener bazen kızıyor bana yayında çok ee e diyorsun diye. O ee e dediğim zamanlar sizlerin yorumlarını okuduğum zamanlar. Onun için e, dilim bir o tarafa, beynim bir bu tarafa falan gidiyor gibi oluyor. Ama siz gene yorumları yazın. Ben mümkün mertebe kendimi tutup ee ee demeden yayını yapmaya çalışayım. Evet herkes hazırsa Olympus Atölye sokak fotoğrafçılığına başlıyoruz. Evet, önce sokak fotoğrafçılığı nedir diye konuşalım ve bunun içinde işte makineyi al dışarı çık şöyle çek böyle yap falan gibi bir hikayeyi konuşmadan önce aslında sokak fotoğrafçılığı için daha kaba ve daha yukarıda bir tanımla işe başlayalım. Sonra bu tanımı birazcık didiklemeye çalışalım. Ee, sokak fotoğrafçılığı tekniğini doğrudan fotoğrafa. ...yöntemini belgesel fotoğrafa dayandıran bir fotoğraf çalışma alanı. Peki bunlar ne demek? Biraz onları didikleyelim. Böylece sokak fotoğrafçılığının çalışma çerçevesini ve yöntemini biraz daha belirlemiş oluruz diye düşünüyorum. Doğrudan fotoğraf dediğimiz şey, burada tanımı var ama önce başka bir yerden de girelim isterseniz. E, fotoğraf, bütün kitaplarda başlangıç cümlesi olduğu üzere bir anlatım dilidir diye konuşuyoruz. Ve bu fotoğraf anlatım dilinin de diğer dillerde olduğu gibi dil aileleri var. Temel olarak iki tane dil ailesinden konuşabiliriz. Bunlardan bir tanesi bu akşam da üzerinde durduğumuz, duracağımız doğrudan fotoğraf ailesi. Diğer tarafta da eskiden deneysel fotoğraf denilen, ondan sonra yavaş yavaş değişip çağdaş sanatta fotoğraf kullanımı gibi bir başlığa dahil edilen bir alan var. Ee, bu dil aileleri içerisinde aynı bizlerin kullandığı bildiği Türkçe İngilizce Almanca Japonca Çince gibi de lisanlar var bu lisanlar içerisinde Örneğin belgesel fotoğraf Örneğin stüdyo fotoğrafçılığı Örneğin hobi fotoğrafçılığı gibi alanlar bulunuyor yavaş yavaş dil ailesini herhalde çözmeye başladık ee, bu dillerin, lisanların içerisinde aynı normal konuştuğumuz lisanlarda olduğu gibi lehçeler de var. Dolayısıyla da mesela belgesel fotoğrafın altına girdiğimiz zaman foto röportaj, foto haber fotoğrafçılığı vesaire gibi alanlar oluyor. Hobi fotoğrafçılığının altına girdiğimiz zaman portre, doğa, mimari, gece gibi alanlar oluyor. Stüdyo fotoğrafçılığı aslında her iki dil ailesine de birazcık sızan Çalışma alanlarından biri Çünkü bir taraftan güçlü bir e, Photoshop ya da benzeri bir retouch işleminin olduğu bir alan. Dolayısıyla gerçek görüntü biraz değiştirilerek de kullanılabiliyor. Ama biz ne dedik? Sokak fotoğrafçılığı tekniğini doğrudan fotoğrafa yaslıyor. Dolayısıyla doğrudan fotoğrafı biraz açalım önce. Doğrudan fotoğraf gerçekliğe sadık kalarak, yani karşımızda oluşan olayın gerçekliğini bozmadan yaptığımız çekimleri kapsıyor öncelikli olarak kullandığınız fotoğraf makinesinin optik, kimyasal ya da sayısal dijital olanaklarını kullanan vizörden ya da LCD ekrandan yaptığınız kompozisyon düzenlemesiyle ortaya çıkan ve sizin ne çekim öncesinde ne çekim sonrasında o gerçeğin görüntüsünü değiştirmeden onu değiştirecek bir yönteme başvurmadan yaptığınız fotoğraf çalışması. E, bayağı bir kısıtlayıcı çerçeve olduğunu söyleyebiliriz. E, ama doğrudan fotoğraf dediğimiz şey bu. Burada bir şey oluyor. Ben de onu çekiyorum. Size gösteriyorum gibi bir karşılığı var. Dolayısıyla e, sokak fotoğrafçılığı öncelikli olarak bu dil ailesi içerisinde doğrudan fotoğraf tekniğini kullanan bir yöntem diye başlayabiliriz. Peki doğrudan fotoğraf nasıl yapılabiliyor? Bu da bizi aynı zamanda e, yönteme doğru da yönlendirecek, onun için de biraz e, niyetten konuşmamız gerekiyor. E, doğrudan fotoğraf üç ayrı niyetle yapılabilen bir çalışma alanı, imaj, görünüm ve gerçek diye toparlayabileceğimiz üç niyetten konuşabiliriz. İmaj dediğimiz şey daha önce başka fotoğrafçılar, başka fotoğraf gönüllüleri tarafından çekilen, herkesce bilinen fotoğrafların Tekrar üretilmesi anlamına gelen bir çalışma yöntemi. Özellikle gezi fotoğrafçılığında sıklıkla karşılaştığımız bir çalışma alanı olduğunu da söyleyebiliriz. İşte Tacmal'in bu görüntüsü, Sultanahmet Camii'nin bu görüntüsü, Atıyorum Galata Köprüsünün bir görüntüsü. Ee, daha önce başka fotoğrafçılar tarafından da üretildiği için onlarla neredeyse aynı görüntüyü kaydetme yoluna girerseniz eğer bir imaj çalışması olacak. Evet sonradan katılan arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Bilgin Ataç, Seydi Kızılır. Yine Londra galiba değil mi Seydi Bey? Ercan abi selamlar. Salim Bartınlı merhaba. Fatih Timur size de iyi akşamlar. İkinci doğrudan çalışma yöntemi görünüm dediğimiz yöntem. Burada e, fotoğrafçı için gerçekleşen olayın görüntüsü nasıl göründüğü daha önemlidir. Genellikle e, doğa fotoğrafları ve hatıra fotoğrafları biraz bu çalışma alanının içine girer. E, dolayısıyla e, benim ş, bilmem neredeyken nasıl göründüğüm, bilmem kimleyken nasıl göründüğüm şu yelkenlinin denizin üstünde nasıl göründüğünün daha önemli olduğu çalışma niyetine görünüm niyetli çalışma diyoruz. Demet Hanım iyi akşamlar, Neşe hanım, iyi akşamlar. Arada da yorumlara bakarak öyle devam edelim. Üçüncü e, niyet ise doğrudan fotoğrafta gerçek dediğimiz şey. Bu gerçek konusu tabii ki e, oldukça tartışmalı konulardan bir tanesi. Biz genelde fotoğraf çalışmalarında gerçek diye konuştuğumuzda fotoğrafçının karşılaştığı olaya tanık olduğu süre, tanık olduğu açı ve tuttuğu taraf kadar gerçeklik diye özetleyebiliyoruz. Yoksa bir hikayenin bütün gerçekliğini, hakikatini anlatma çok iddialı bir iş olur ama en azından daha dürüst ve egoların daha aşağıda olduğu bir çalışma alanı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçek niyetli çalışmalar. Tabii ki doğrudan fotoğrafı sadece böyle niyet diye olar, niyet diye bölmek durumunda değiliz. Aslında birkaç farklı başlıkta da ele alabiliyoruz doğrudan fotoğrafı. Bunlardan bir tanesi fotoğrafçının çalıştığı konu üzerinden ele alabiliriz. Biraz önce de söylediğim özellikle hobi fotoğrafçılığına doğru gittiğimizde doğa, insan ve portre, mimari, gece, gezi fotoğrafı, spor fotoğrafı gibi başlıklar ele alınan konu, çalışılan konu mantığında doğrudan fotoğraf içerisinde yer alabilir. Ama bizi biraz daha yönteme yaklaştırsın diye doğrudan fotoğrafı ikinci bir şekilde de değerlendirebiliriz. O da fotoğrafçının çalışma yöntemi üzerinden. Her fotoğraf konusunu çalışırken birkaç farklı yöntemle çalışmak mümkündür. Bunları çok kabaca biçim öncelikli ve içerik öncelikli diye ikiye ayırmak mümkündür. Biçim öncelikli çalışmayı yine ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birincisi hayatı estetize etmek dediğimiz şey. İkincisi de güzellikler yaratmak ya da güzelliklerin kaydı diye toparladığımız şey. Hayatı estetize etmek dediğimiz şey karşılaştığımız herhangi bir olayın, görüntünün ağırlıklı olarak tırnak içinde güzel yanlarını iyi bir ışık koşulunda bakanı da izleyeni de etkileyecek bir şekilde fotoğraflamak anlamına geliyor. Onun içinde işte gün doğumu, gün batımı fotoğrafları, çok canlı renklerle fotoğraflanan konular biraz bu hikayenin içerisine girebiliyor. Aynı zamanda kullandığınız ekipmanın, örneğin geniş açıların ya da teleobjektiflerin abartılı görsel etkileriyle bambaşka bir dünya yaratmakta bu hikayenin içine dahil olabiliyor. Güzelliklerin kaydı ise biraz daha model kullanarak ya da kurgu yaparak yaptığımız çekimler anlamına geliyor. Sahiden gerçekten güzel olan bir durum, bir görüntü vardır. Onu olduğundan biraz daha güzel göstermek için fotoğrafçının bazı düzenlemelerle o görüntüyü biraz daha etkileyici hale getirme çabası da yine fotoğraflama yöntemi olarak doğrudan fotoğraf içerisinde yer alabiliyor. Diğer yöntem ise anlatı kurmak dediğimiz şey ise işte yöntemi birazcık daha sokak fotoğrafçılığının yöntemi olarak önerebileceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Anlatı kurmak dediğimiz e, çalışma yöntemi tek bir fotoğrafla değil de bir grup fotoğrafla bir hikayeyi, bir olayı, bir durumu, bir gerçekliği anlatma çabası. Sadece tek bir fotoğrafla insanları etkilemek yerine birbirini tamamlayan, birbiriyle ilişkisi olan ve bir araya geldiklerinde ee, daha güçlü bir etki yaratan bir seri fotoğraf oluşturma mantığında. Yani altı fotoğrafa baktığınız zaman bir artı bir artı bir artı bir artı bir artı bir eşittir sekiz yapmalı. Öyle bir hikaye üzerinden konuşuyoruz diye kabul edebilirsiniz. Velhasılı kelam uzun lafın kısası sokak fotoğrafçılığı biraz daha anlatı kurmak üzerine biraz daha gerçekliğin peşinde koşan bir çalışma alanı diyebiliriz. Çünkü örneğin haber fotoğrafçıları, foto muhabirleri aklında bir hikayeyle yola çıkar ve o hikayeyi aktaracak tek bir kalenin peşinde koşar. Kurgu fotoğrafçıları ise ya da görüntüyü düzenleyen fotoğrafçıların ise aklında bir fikir vardır. O fikri gösterecek, o fikri aktaracak bir görsel kurgu oluşturmaya çalışırlar. Sokak fotoğrafçıları ise biraz daha merakla, biraz daha içgüdüyle, biraz daha hayata karışmak amacıyla yola çıkarlar herhangi bir duruma, olaya, konuya, kişiye mümkün olan en düşük ön yargıyla egolarını bir tarafa koyarak yaklaşırlar. Konunun gelişimine, oluşumuna müdahale etmeden sadece fotoğrafik bir refleks göstererek çalışırlar. Onun için de ortaya çıkan fotoğraflar birbirinden oldukça farklı olabilir. Bir foto muhabiri, bir haber fotoğrafçısı ya Galata Köprüsü'nde balık tutanlar işte şu şu koşullarda bile e, mutlak balık tutuyorlarmış diye gittiğinde bu tarz fotoğraflar çekebilir. Aynı köprüde bir kurgu fotoğrafçısı, örneğin bir moda fotoğrafçısı ya da bir gelin damat fotoğrafçısı başka bir gerçeklik oluşturabilir. Ama bir sokak fotoğrafçısı anlık olarak oluşan durumlarda hemen o görüntünün gerçeği, o anki durumu yansıtacağı kararları vererek fotoğrafik ve görsel bir refleks göstererek çalışabilir. Bunun sonucunda da ortaya çıkan işler tabii ki diğer çalışma alanlarından biraz daha farklıdır. Ve bu fotoğraflar tek başlarına olmaktan ziyade bir araya geldiklerinde, örneğin Galata Köprüsü için konuşuyorsak, Galata Köprüsündeki durumu biraz daha etkili anlatmaya çalışırlar. Bu sokakta fotoğraf çekme, sokak fotoğrafçılığı dediğimiz hikaye tabii ki neredeyse fotoğrafın e, icadına yakın bir tarihte başlar. İlk başlarda fotoğraf icat edildiğinde kamera obskura kullanıldığında daha çok Paris'in çatı katlarında ışık alan yerlerde ve sabit kameralarla yapılan bir iş. Daha sonra yavaş yavaş makineler küçülüp fotoğrafçılar yollara sokaklara düşmeye başladığında artık daha fazla dışarıda yapılan bir uğraş haline gelmiş. Bunun iyi örneklerinden bir tanesi olduğunu düşündüm. Ee, Henry Cartier Bresson'la ilgili şöyle bir 10-15 slaytta hem hayat hikayesine, hem fotoğraflarına, hem de çalışma tarzına bir bakalım istiyorum. Böylece sokakta fotoğraf çekerken nasıl hareket edilebileceğine dair ipuçlarını e, görmüş oluruz diye düşünüyorum. Öncelikli olarak Henry Cartier Bresson'la ilgili birkaç tane kitap var. Ee, bulabilirseniz e, mutlaka okumanızı hararetle tavsiye ettiğimiz kitaplar. Karar Anı ve sağ tarafta gördüğünüz Yüzyılın Gözü Henry Cartier-Bresson kitapları piyasada çok fazla bulunamıyor ama araştırmakta fayda var. Ee, bizim daha önce Videogrande yaptığımız belgesel fotoğraf atölyesinde bir arkadaşımız bize o e, kitabın Karar kitabının PDF'inin bulunduğu bir link ulaştırmıştı. Dolayısıyla dileyenlere e, o e, linki biz de ulaştırabildik. Ama eski videolarda kaldığı için eğer bulamazsanız şunu rica edeceğim. info.videogren.com bizim mail adresimiz. info.videogren.com'a karar anı pdf'ini istiyorum diye bir mail atarsanız e, ben o linki sizlere gönderirim o site üzerinde en azından bu Karar anı kitabını görme okuma şansınız olur. Hemen bakıyorum. Ee, sevgili Çetin abinin bir sorusu var. Fotoğrafçının gerçekliği özneldir. Kadraja aldığı anın ya da objektifi doğrulttuğu yerin ona göre gerçekliğini izleyiciye aktarır. Sokak fotoğrafçılığı da bu pratikle mi çalışır? Eee Çetin abi çok doğru söylüyorsun çünkü en başta da hani bir e, tutunacak dal olarak bir tarafa koyduğumuz işte sokak fotoğrafçılığı tekniğini doğrudan fotoğraf yöntemini belgesel fotoğraftan alır e, cümlesi aslında tam senin bu söylediğin şeylerden o cümleleri tutmamızı sağlıyor e, doğrudan fotoğraf sonuçta bir gerçeklik algısı üzerinden de yapılabiliyor ve gerçekliği de fotoğrafçının tanık olduğu ve tuttuğu taraf gerçekliği olarak özetlemeye çalıştım. Bu nedenle elbette her fotoğrafçının e, öznel bakışıyla oluşturulabilecek bir dünyadan e, bahsediyoruz. Birçok doğrudan fotoğrafçı için e, bu durum geçerli. Rica ederim Aslı. info.videogren.com'a bir mail atarsanız karar anı e, kitabının pdf linkini bir dostumuz bize ulaştırmıştı. O linki sizlere ulaştırabilirim. Yüzyılın Gözü Enri Karti'ye biraz son kitabını bulamıyorum ne yapacağım falan diye düşünüyorsanız üzülmeyin. YGS yayınlarından çıkmıştı o kitap. Daha sonra baskısı tükendi. E, fakat geçtiğimiz iki yıl önce e, Espas yayınları aynı kitabı Pierre Asule'nin yazdığı biyografiyi Henry Cartier-Bresson biyografi adıyla tekrar yayınladı. Çok rahatlıkla piyasada bulunabiliyor. Sevgili Hüseyin Yılmaz bu konuda çok ıı, yoğun çabalar harcayan bir arkadaşımız Hüseyin. Dolayısıyla Esfas yayınlarından bu kitabı edinmek mümkün. Henry Cartier-Bresson biyografisine. Manny cartier son biyografisini okuduğunuz zaman, yani ben okurken o duyguya kapılmıştım. Ee, bilmiyorum okuyanlar veya okuyacak olanlar da aynı duyguyu taşıyorlar mı? Ben yani o kitabı okurken şey diye düşündüm hep. Her sayfasında şey dedim, ya hemen bitsin şu kitap, Makine alıp dışarı çıkıp fotoğraf çekmem lazım. Ya, bu adam nasıl yapmış, benim de yapmam lazım falan diye böyle bayağı motive edici bir hayat hikayesi. O nedenle e, tavsiye ederim. 1908 yılında e, Ağustos ayında doğan bir fotoğrafçı Henri Cartier-Bresson e, Fransa'da Paris'te zengin bir ailenin e, çocuğu olarak doğuyor. Ancak o zenginlikle çok fazla ilişkisi, iletişimi yok. Ama tabii ki o dönemin Paris'inde önemli bir kültür-sanat merkezi olan Paris'inde e, kafelerde sanat ortamlarında bulunma imkanına sahip oluyor. Bu sayede de bir çevre ediniyor. <laughs> Yazarlardan, şairlerden, filozoflardan, ressamlardan oluşan bir çevre ediniyor ve ressam olmaya karar veriyor. 1927-28 yılları arasında Kübis ressam Andrelo Temin atölyesinde asistan olarak çalışıyor ee, ve e, bu e, Bresson'un yaptığı e, resimlerden birkaç örnek hatta bunun Line by Line diye bir kitabı da var. E, Bresson'un daha sonra fotoğraf hayatında kullanacağı genel kompozisyon bilgisi bu resim döneminden kalan bilgisi ve oldukça da e, bildiğimiz klasik kompozisyona yakın. E, bildiğimiz klasik kompozisyonu... E, dikkate alan bir çalışma yöntemi oluşturmasını sağlıyor. Fakat e, daha sonra fotoğrafla bu yapmak istediği, anlatmak, aktarmak istediği şeyleri daha çabuk, daha kolay üretebileceğine karar veriyor. bir e, Leica'nın e, bu ilk modellerinden bir tanesi e, 1931 yılında Leicasını satın alıp e, fotoğrafçılığa başlıyor. Nasıl ki İstanbul'da yaşayan birçok fotoğrafçı Zeyrek Fener Balata gidiyor. Biraz daha e, yapabilen dostlarla biz birlikte Hindistan'a falan gidiyoruz. O dönemde de fotoğrafçıların büyük bir çoğunluğu Afrika'ya gidip fotoğraf çalışmaları yapıyor. Dolayısıyla birey sonda aynı yöntemi izleyip Afrika'ya gidiyor ve orada bazı fotoğraflar çekiyor Bir birkaç tane, Afrika döneminden fotoğraflar göstereceğim. Tahmin ediyorum muhtemeldir. Daha önce görmediğiniz fotoğraflar olabilir. Ancak hummaya yakalanınca, hastalanınca geri dönmek zorunda kalıyor. Bu yolculuğu biraz yarım kalıyor. O yolculukta çektiği fotoğraflardan birkaç tanesi Bresson'un ilk fotoğrafları olarak düşünülebilecek fotoğraflar bunlar olabilir. Daha sonra 1937 yılında sağdaki fotoğrafta gördüğünüz Hintli Ratna Mohini ile evleniyor. Çok uzun yıllarda evli kalıyorlar ve birçok çalışmasında da ona destek oluyor. Bresson bu süre içerisinde fotoğrafla birlikte sinemaya da ilgi duymaya başlıyor. Bu yıl İspanya İç Savaşı'nı konu alan bir belgesel film çekiyor. Daha sonra Jean Renoir'ın asistanlığını yapmaya başlıyor. Ve iki tane filmde bir kır gezisi ve Oyunun Kuralı filmlerinde asistanlığını yapıyor. Bu Bresson'un bir film nasıl yapılır, bir hikaye nasıl anlatılır, kurgu nasıl oluşturulur gibi şeyleri çok daha iyi kavramasına yol açıyor. 1940'ta e, İkinci Dünya Savaşı başlayınca oraya gidiyor. Ancak Almanlara esir düşüyor. 1943'e kadar birkaç kez kaçmaya çalışıyor kamptan. Fakat hep yakalanıyor. Dördüncü ya da 5. denemesinde başarılı oluyor. Kaçıyor. Ancak daha sonra e, savaş sona erince tekrar e, aynı kampa gidip fotoğraflar çekiyor. 1945 yılında Dönüş diye bir film çekiyor. YouTube'da bu filmi bulabiliyorsunuz. Retuar diye. E, Fransızca bilenler daha iyi okuyacaktır bunun e, dönüş filmi. E, 32 dakikalık bir film. E, bence yine bu günlerde oturup izlemekte. Bir Bresto'nun sadece fotoğraflarda değil, hareketli görüntülerde de o kompozisyon bilgisini ve görüşünü nasıl yansıttığını izlemek adına e, önemli olduğunu düşündüğüm görüntülerden bir tanesi. Bir 32 dakika ayırmakta fayda var. 1947'de e, Kapa, David Seymour, Van Divert ve e, George ile birlikte Magnum Fotos'u kuruyorlar ki dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından biri. E, hem fotoğrafların kullanımıyla ilgili, dağıtımıyla ilgili ve bütçelendirilmesiyle ilgili kaygılardan dolayı bu beş arkadaş e, Magnum Fotos'u e, kuruyorlar. Ondan sonra da zaten belgesel fotoğraf anlamında önemli işler yapmaya başlıyorlar. Şöyle bir restoranın kitaplarından falan sergilerinden biraz bahsedeyim. Sonra da örnek fotoğraflarından ee, biraz çalışma yöntemi üzerinden konuşma imkanı bulalım. Bu kitap, şimdi ben bunu e, Fransızca olduğu için okuyup kendimi perişan etmek istemiyorum. O nedenle şurada yazıyor. E, şöyle işaret edeyim sadece oradan e, o Fransızca bilenler okusun ne olur e, bu kitapla birlikte burada kapağını da gördüğünüz kitapla birlikte Bresson artık bir fotoğraf ustası olarak kabul edilmeye başlanıyor elbette daha önceki dönemlerde de Magnum'un kuruluşundan önce de daha sonrasında da Bresson'un önemli bir fotoğrafçı olduğu kabul ediliyor ama kitapla birlikte artık 1956'dan sonra bütün dünyanın kabul ettiği bir isim oluyor. Ee, Birçok sergisi var. Bizde de e, Europeans Avrupalılar sergisi İstanbul'da açılmıştı çok uzun yıllar önce. E, Topkapı Sarayı'nda darphane Amire'de açılmıştı sergisi. E, ayrıca 37 farklı kitabı var. En sağda gördüğünüz Europeans'ın sergisi e, İstanbul'da açılmıştı. Bakayım, ha demek en sona koymuşum ile ilgili bir şeyde. Şimdi gelelim bir en sonun fotoğraflarıyla ilgili konuşmaya. Çünkü bu örnek fotoğraflar üzerinden konuştuğumuz zaman bir sokak fotoğrafçısının da çalışma yöntemine dair birkaç küçük ipucunu bir kenara bırakabiliriz diye düşünüyorum. Ondan sonra ekipmanı falan konuşunca tekrar bu ipuçlarını da kullanarak örnek fotoğraflara bakarız. Sonra da dünyanın başka bir ucundan başka bir fotoğrafçının işlerinde de yine bu ipuçlarının izlerini süreriz diye düşünüyorum. Soldaki fotoğraf Bresson'un herhalde dünyada en önemli bilinen en meşhur fotoğraflarından biri. Bunu hep söylüyorum 1932 yılında çektiği bir fotoğraftır. Şu açıdan önemli, Bresson fotoğrafı biraz önce konuştuk, 1931 yılında başlamıştır. Yani fotoğrafa başladıktan bir yıl sonra dünya tarihine geçen bir fotoğraf çekmiştir. Hadi bizden geçti 30 sene falan oldu da fotoğrafa yeni başlayan arkadaşlar için hala ümit var demek bu o açıdan da bunu söylemiş olayım. Bu bildiğiniz üzere dünyanın herhangi bir yerinde kompozisyonla ilgili uygunan kritikan karar anı ya da belirleyici an denilen bir e, başlık anlatıldığında örnek olarak gösterilen fotoğraflardan bir tanesidir. Adamın atladığı ve tam suya basmak üzere olduğu an şöyle basılması. ...bu hikayeyi e, önemli hale getiriyor. Bunu herkes kabul ediyor. Bununla birlikte bir grup fotoğraf okuyan insan diyor ki... ...ya evet doğru. En doğru anda deklanşöre basılmış. Ama bununla birlikte mekan seçimi de çok doğrudur. Arka tarafta duvarda bir sirka fişi var. Orada bir trapezcinin resmi fotoğrafı var. O da buradaki adamla aynı şeyi yapıyor. Bunun anlamı bizim için şu arkadaşlar... Sokak fotoğrafçısı dediğimiz insan gölgesinden hızlı silah çeken kovboy, redkit gibi makine elinde çat çut, çat çut, çat çut bir yerlere bakıp deklanşöre basan bir insan değil aslında. Bu fotoğraftan çok rahatlıkla anlayabileceğimiz üzere biraz sonra aslında bu olayın oluşumunu birkaç kez görmüş. O arkadaki afişi fark etmiş ve en doğru fotoğrafı beklemiştir. Yani mutlaka bir e, ön hazırlık, bir planlama, bir yol takibi olduğunu söylememiz lazım. Sağdaki fotoğraf dikkat ederseniz bir kontrastı bize göstermesi anlamında önemli. Bu sokak fotoğrafçılığında ilginç anları ve hayatın içindeki kontrastları kovalamak anlamında bir ipucu olabileceği gibi aynı zamanda Bresson'un bu yatan insana olan mesafesini düşündüğünüzde, yakınlığını düşündüğünüzde sokak fotoğrafçısının hikayeye ne kadar yakın girebileceğine dair de iyi bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu mesafeyle ilgili biraz sonra tekrar konuşalım. Bresson fotoğraflarında en çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi herhangi bir şekilde mutlaka çok güçlü bir ilgi merkezi oluşturulmasıdır. Fotoğrafa baktığınız anda acaba bu fotoğrafta neyi anlatıyor? Kim başrolde? Ne oluyor? Gibi bir şeyi çok düşünmezsiniz. Uygun anla, kompozisyonla, konuyu olan mesafeyle size mutlaka başrolü, ana konuyu ilgi merkezini direkt olarak gösterir. Herhalde fotoğraf tarihinde ilgi merkezini en güçlü kullanan isimlerden biri olduğunu söylersek çok büyük bir yanlış yapmış olmayız. Bresson'un hemen hemen bütün fotoğraflarında ilgi merkezinin çok etkileyici bir şekilde izleyici tarafından hemen fark edildiğini göreceksiniz. Burada adamın bakışını, burada şapkalı adamı hemen fark etmemizi sağlayan şey Bresson'un o dünyaya bakışı diyebiliriz. Bu iki fotoğrafta yine kompozisyonla ilgili temel hikayelerden örnekler görüyoruz. Sağda İspanya'da çektiği fotoğraflardan biri konuyla olan mesafesini ne kadar güçlü ve doğru ayarlayabildiğine dair bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Soldaki fotoğrafta da klasik kompozisyon kriterlerinde çok konuştuğumuz çerçeve oluşturmak, bir şeyin içinden dışarı, bir şeyin arkasından ileriye doğru bakmak dediğimiz bir yöntemi kullandığını görüyoruz. Başka e, fotoğraf atölyelerinde soldaki fotoğrafın alternatiflerini de gösteriyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Bir son bir yıkık duvar görmüş. Orada da koltuk değneğiyle bir çocuk görmüş. Tak yakalamış diye bir fotoğraf değil bu. Burada çekilen bir sürü fotoğraf var. Yani bir restoranın çektiği bir sürü fotoğraf var. Bu en çok kullanılan, en çok dağıtılan fotoğrafı. Bunu birkaç kere tekrar tekrar söyleyeceğim. Ee, kişisel görüşüm itibariyle bunu söylüyorum. Sokak fotoğrafçılığı sahiden böyle görüntü avcılığı gibi bir şey değil. Bu çok yanlış anlaşılan bir e, yöntem çünkü. E, ömür boyu hiçbir şey yakalayamayabilirsiniz. Hep yakaladığınızı zannedersiniz ama e, fotoğraflarınıza bakan aynı duyguyu almayabilir. Dolayısıyla sokak fotoğrafçılığı da birçok diğer fotoğrafçılıkta olduğu gibi öncelikle niyet sonra hazırlık. Ondan sonra da göstereceğiniz fotoğrafik refleksle e, öne çıkan çalışma alanlarından bir tanesidir. Bakın bu fotoğraflar da keza öyle. Yani Bresson'un şu merdivenin başına gelip ah bisiklet geçiyor deyip makineyi hemen şırak çıkarıp tak diye çekmesini falan hayal etmek çok akıllıca olmasa gerek. Ama bu iki fotoğrafta da dikkat ederseniz yine ilgi merkezinin çok doğru ve güçlü bir şekilde e, kaydedildiğini söyleyebiliriz. Europeans Avrupalılar ıı, çalışmasının ıı, kapak fotoğrafı diyelim buna. Şu anlamda birçok sergi afişinde falan kullanılan fotoğraftı. Yine bir hem kompozisyonu çok doğru kurduğuna, yatayları, dikeyleri, grafiği çok güçlü kullandığına hem de deklanşöre uygun anda bastığına dikkatinizi çekmek isterim. Soldaki fotoğraf yine bence başka atölyelerde e, çoğu zaman anlattığım fotoğraflardan bir tanesidir. Bir ilgi merkezine ne kadar güçlü bir şekilde kullanılabileceğine dair iyi örneklerden bir tanesidir. Çevreye ve Bresson'un bakışına da baktığımız zaman o taşınan tablonun trak diye yakalandığını görebiliyoruz. Bu İkinci Dünya Savaşından sonra toplama kampının dağıtımı sırasında bir Alman e, görevli diyelim kadına o kampta kalanların ve onların yakınlarının ve diğer insanların tepkisini gösteren bir fotoğraf sağdaki fotoğrafı da. <laughs> Gandhi'nin de fotoğraflarını çekmiş, onun cenazesinin de fotoğraflarını çekmiş. Hemen hemen bütün bu fotoğraflarda biraz önce gördüğümüz diğer fotoğraflarda olan şeyleri göreceğiz. Doğru uzaklık, doğru anda deklanşöre basma ve ilgi merkezinin güçlü bir şekilde izleyiciye ulaştırılması. Gördüğünüz üzere hemen hemen bütün fotoğraf çalışmalarında ister burada olduğu gibi bir foto röportaj ya da haber mantığında olsun, ister daha önce gördüğümüz sokak fotoğraflarında olsun, biraz daha belgesel tarza yakın olan toplama kampı fotoğrafında olsun, Bresson'un oturmuş bir tarzı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu iki fotoğrafla birlikte Bresson'un bir başka özelliğini de görmüş oluyoruz. Bakış yüksekliğinin de doğru seçilmesi bakış yüksekliği bize konuyu doğru olarak anlama, neyin ne olduğunu görme şansı veriyor. Yine deklanşöre basma anının doğru seçilmesiyle soldaki fotoğrafta hem sol alt köşedeki hem üst ortadaki kişiyi adım atarken görebiliyoruz. <laughs> Sağdaki fotoğrafta bakış yüksekliği ve deklanşöre basılma anıyla hem bunun bir balı olduğunu hem de gözümüz şöyle fotoğraf içerisinde döndüğünde Dans'ın bir turunu tamamlayabildiğimizi görme şansımız oluyor. Solda Bresson'un Paris kitabının kapak fotoğrafını görüyorsunuz. Bresson'un en iyi yaptığı işlerden biri. Bütün Bresson fotoğraflarına baktığınız zaman en çok dikkat çekecek olan nokta nedir? Sadece o an fotoğraf vardır. O anda, bir an öncesi ve bir an sonrası fotoğraf yoktur. Soldaki fotoğrafta da iki kişinin öpüşmesinden ziyade köpeğin onlara baktığı anda ekran basılmış olması bu fotoğrafın gücünü arttıran ve Paris kitabının kapağı olmasını sağlayan şeydir. Sağdaki fotoğrafta yine bir restoranın insanlara nasıl yaklaşabildiğini, ne kadar yakından çekebildiğini göstermesi anlamında önemli örneklerden biridir. Zira biz Bresson ve onun gibi fotoğrafçıların kullandığı ekipmanı üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Birçok atölyede anlattığım şey. Ee, belgesel tarzda, fotoğraförtaj tarzında ve sokak fotoğrafçılığında çalışan fotoğrafçılar ağırlıklı olarak üç tane objektifle çalışıyorlar. Bunlardan birincisi 50 mm normal objektif. 46 derece görüş açısı var. İnsanın tek gözüyle gördüğü açıya eşit. Fotoğrafa herhangi bir görsel etkisi yok. Dolayısıyla gerçekliği kovalayan fotoğrafçıların en çok kullandığı objektiflerden biri. İkincisi geniş açı ihtiyacı için 35 mm. 63 derece görüş açısı var ee, ama deformasyonu çok az. Dolayısıyla bu geniş açıyla ön tarafı biraz daha güçlü vurgulama şansı olabildiği için de kullanılıyor. Üçüncüsü de 90 mm tele objektif için. Ancak 90 milimetreyi hemen hemen hiçbir belgesel fotoğrafçı kullanmıyor çünkü perspektif yığılmasıyla yani arka tarafı öne doğru yaklaştırmasıyla gerçekliği bozuyor. O nedenle belgesel fotoğraförler ve sokak fotoğrafçılarının büyük çoğunluğu 35 ve 50 milimetre kullanıyor. Hatta bu ikisini kullanan fotoğrafçıların biz çift body taşıdığını biliyoruz çoğunun. Yani objektif değiştirmekle uğraşmıyorlar. Geniş gerekiyorsa 35 milimetre olanı Normal bir bakış gerekiyorsa 50 mm olan makineyi kullanıyorlar. Biz Breston özelinde biliyoruz ki Breston fotoğraflarının neredeyse tamamını 50 mm objektifle çekiyor. Yani bütün gördüğümüz fotoğraflar normal objektif eseridir. O nedenle de e, böyle yakından yapılan çekimler insanların bu büyüklükte kadraja sığması için 1,5-2 metre aralığında çalışmak gerekiyor. Bresto'nun kişilere, olaylara ne kadar iyi yaklaşabildiğini de gösteriyor. <laughs> Aa, Gökçen Arabul çok güzel bir şey söyledi. Ee, hemen sağdaki fotoğrafta e, onu da açıklamaya çalışayım. Ee, Gökçen Arabul diyor ki, yanlış hatırlamıyorsam fotoğraflarının büyük bir çoğunluğunun kroplanmasına da izin vermemiş. Ee, Kadrajı zamanı da özel bir yerde duruyor diyebiliriz. Şimdi Bresson'un biz fotoğraflarını ıı, kitaplarda falan gördüğümüz zaman ya da Magnum'un sitesinden falan girip baktığımız zaman sağdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi siyah bir çerçeveyle ıı, basıldığını görürsünüz ya da yayınlandığını görürsünüz. Bu filmin perfore delikleri vardır. Dişlilerin sarıp çekebilmesi için makine içinde filmi. Onun da kenarları siyahtır. Dolayısıyla da film çerçevesinin kenarlarında bir siyah alan vardır. Bresson'un fotoğrafları basılırken biraz taşırılarak basılır ve o siyah alan görüntüye dahil edilir. Bunun anlamı şudur. Tam Gökçen Arabul'un söylediği şeydir. Bresson bize der ki şu gördüğünüz görüntü benim vizörden gördüğüm şeyle aynı. Herhangi bir yerine dokunmadım ne crop yapıldı ne bir şey yapıldı. Bakın soldaki fotoğrafta da o siyahlığı görebiliyorsunuz. Bakın Gandhi fotoğraflarında da o siyahlığı görebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, Breston fotoğrafları Gökten Gökçen Arabul'un dediği gibi onun gördüğü haliyle bize ulaştırılan herhangi bir crop, kırpma, şöyle çevireyim, böyle döndüreyim falan yapılmayan işlerdir. O açıdan da önemli bir noktada olduğunu söylemek mümkün. Turgut vallahi bir restorana bakarsak 50 milimetre raks. <laughs> Onu bilemiyorum. 35 değil de herhalde 50 biraz daha şey olarak güçlü. Bresto'nun çalışmalarını magnumfotos.com sitesinde Photographers, fotoğrafçılar bölümünde görebilirsiniz. Birçok farklı alandaki çalışmasını orada görme şansınız var. Bu bir. İki, yayına sonra katılanlar için söylüyorum Henry Cartier Bresson'un Karar Anı kitabı piyasada bulunmuyor. Ancak daha önce Videogren yayınlarını yaptığımızda, belgesel fotoğraf atölyesi yaptığımızda bir arkadaşımız bu kitabın pdf'inin bulunduğu bir link vermişti. O link bende duruyor. info.videogren.com adresine bir mail atarsanız, Size o PDF'in linkini ulaştırabilirim. Dolayısıyla o siteden bakıp kitabı orada okuma şansınız olabilir. Üçüncüsü arkamda gördüğünüz film afişi Finding Vivian Mayer. Vivian Mayer'i bulmak önemli dokumenter filmlerden bir tanesidir. Hem o filmi izlemenizi hem de VivianMayer.com'dan Vivian Mayer'in Vivian fotoğraflarını incelemenizi hararetle tavsiye ederim oldukça ilginç bir hayat hikayesi olan bir fotoğrafçıyla karşılaşacaksınız henüz karşılaşmadıysanız. Yine Esmas yayınlarından Henri Cartier-Bresson biyografisini de henüz okumamış olanlar ama ne yapıp ne edilsin okusun. Hiç pişman olmayacaksınız onu da söyleyebilirim. Şimdi buraya kadar konuştuğumuz şeylerle tahmin ediyorum bir sokak fotoğrafçılığı çalışma yöntemi tarzı üzerinde e, bir noktalara geldik. Tabii ki şöyle bir şeyi belirtmekte fayda var. <laughs> Bütün bu anlattığım şeyler e, biraz da benim hikayemdir. yani e, bu anlattığım şeylerin hepsi yüzde yüz doğrudur anlamı taşımaz. Ancak işte benim gördüğüm, okuduğum, izlediğim, yaptığım çalışmalardan çıkardığım sonuçlardır. Başka bir fotoğrafçı size sokak fotoğrafçılığı ile ilgili bambaşka hikayeler ve bambaşka yöntemler de önerebilir. Bu var olan yöntemlerden bir tanesidir diyebilirim. Onu da arada hatırlatmış olayım. Gelelim ekipman işine. Ekipman işi önemli çünkü... Tamam, sağdaki biraz makara olsun diye koyduğum bir fotoğraf da. Genelde böyle sokakta, e, hayatın içerisinde, günlük hayatın içerisinde. Soldaki fotoğrafta olduğu gibi çalışmalar yapan arkadaşlar görüyoruz. E, hani kestirmeden söyleyelim, maalesef çok böyle sokak fotoğrafçılığı diye deminden beri konuştuğumuz çalışma alanının. Ruhuna çok uygun bir ekipman seçimi olmadığını söylemeliyim. Çünkü biraz önce bir restoranda da gördüğümüz üzere konulara, kişilere, olaylara yaklaşmak, hikayeye biraz dahil olmak, gerçekliği bozmadan doğrudan fotoğraf hikayesinden de yola çıkarsak görüntüleri kaydedebilmek için biraz daha ortamla bütünleşebilmek gerekiyor. Ancak çok büyük bir makine ve çok büyük bir objektif setiyle biraz bağırıyorsunuz ben fotoğrafçıyım diye. Ve böyle olduğu zaman ne karşıdaki konunun gerçekliği kalıyor ne siz olaya istediğiniz kadar hem fiziki olarak hem manevi olarak dahil olamıyorsunuz. O nedenle biraz ekipmanı küçültmekte fayda var. Son dönemde son 7-8 senedir piyasada bulduğumuz ve sektörü artık hakim olan Aynasız makineler bu anlamda iyi seçenekler diye söyleyebilirim. Tabii ki e, Olympus atölye başlığındayız. Olympus makineleri e, övebilirim. Ama hani öyle yapmayalım. İşte Sony'nin de Fuji'nin de Leica'nın da birçok markanın oldukça becerikli aynasız makineleri var. E, yine gövdeyi çok büyütmeden ve objektifleri çok büyükmeden kullanacağınız bir set... ...sokakta insanların içerisinde, hayatın içerisinde daha rahat çalışmanızı sağlayacaktır diye... ...makineyi şöyle bir atlayalım. Ama objektifi biraz konuşalım. Biraz önce bir sonu konuşurken 35-50-90 diye bir aralık üzerinde gittik geldik. Ee, tabii ki çok daha geniş bir objektif skalası var. Mesela ultra geniş açılar var. Ee, oldukça geniş açıyla gören, deformasyonu oldukça fazla olan objektifler var zaman zaman sokakta ve iç mekanda dar alanda çekim yaparken çok yardımcı olan objektifler bunlar. Ancak bu örnek fotoğraflarda da gördüğünüz gibi biraz gerçekliği bozan objektiflerdir. O nedenle çok fazla ıı, tavsiye etmeyeceğimiz objektifler bunlar. En başta bu muhabbete başlarken dedim ki bunlar bence olan şeylerdir. Başka bir fotoğrafçı diyebilir ki abi 10 20 al. 11-16 al, 16-35 al, sokağa bir çık, böyle dükkana bir gir, kocaman görünsün falan diyebilir. Ve görsel olarak da sahiden e, eğlenceli sonuçlar almanızı sağlayabilir. Ancak bizim bildiğimiz, bizim konuştuğumuz e, sokak fotoğrafçılığı hikayesinde çok yeri olmayan objektiflerdir, onu söyleyebilirim. Biraz önce sevgili Turgut'un söylediği 35 milimetre bu iş için iyi objektiflerden bir tanesi. 63 derece görüş açısı geniş bir alanı görme imkanı veriyor bize. Aynı zamanda ön tarafı biraz yakın büyük arkayı biraz küçük gösterip bir perspektif algısı bir derinlik duygusu yaratabiliyor. Ve deformasyonu da neredeyse hiç yok. Geniş açıya doğru gittikçe deformasyon çok artıyor ya o sebeple bunu söylüyorum. 35 milimetrede bu çok az. Birçok marka için de söyleyelim. Olympus için zaten öyle 17 milimetreye denk gelen objektiftir. full frame'lerde 35 milimetreye denk gelen. APS-C olanlarda da 20 milimetre civarı. sabit prime lens olarak kullandığımızda 2 ya da 1.8 diyaframı olanlar oldukça küçük objektifler. Makineyi de çok büyük yapmazsanız, o zaman çok rahatlıkla her ortama girip çıkabildiğiniz bir ekipman setine ulaşıyorsunuz. Yine Turgut yazdığı için söyleyeyim, Turgut'un yanılmıyorsam e, mesela Olympus Pen F makinesi, bir de 17 milimetresi de var galiba. Gerçi OMD'den de bir makinen var, değil mi? Turgut? Ama bir 17 milimetreli mm küçücük bir ekipmanla her yerde çok rahatlıkla çalışma şansına sahip olabiliyorsun. O açıdan e, en ideal e, lenslerden biri diyebilirim. Soldaki fotoğrafta gördüğünüz gibi ön tarafı yakın büyük, arkayı uzak küçük gösterme etkisi o perspektif algısıyla derinlik duygusunu da sağlayabilecek. Aynı zamanda sabit prime lens aldığınızda diyaframı da açabildiğiniz için yine soldaki fotoğrafta gördüğünüz gibi sınırlı alan derinliğiyle de oynayabileceksiniz. Normalde çok fazla önermeyiz. Yani sağdaki iki fotoğrafta olduğu gibi görüntünün neredeyse her yerinin net olduğu fotoğrafları daha çok tercih ederiz ama çünkü net alan derinliği bir, bir farklı görsellik oluşturmayı da sağlayabiliyor. Yani o gerçekliği biraz değiştirebilir ama bizde de normalde algı olduğu için bir yere bakarken diğer tarafı flu gördüğümüz için o hikayeye biraz yaklaştırabiliyor diye söyleyebilirim. 50 mm normal objektif hemen hemen bütün markalar için rahatlıkla söyleyebiliriz. En kolay üretilen, en ekonomik ve görüntü kalitesi de yüksek objektiflerden biridir. İçerisinde az sayıda mercek olması ve herhangi bir görsel etkisi olmaması sebebiyle o nedenle de Olympus için 25 mm, diğer APS-C'ler için 35 mm ve full frame'ler için 50 mm olan objektifleri yine prime olmak koşuluyla, sabit odaklı ve açık diyaframlı olmak koşuluyla hem iç mekanlarda hem az ışık koşullarında çok rahat kullanabildiğimizi söylemeliyim. Yine 35 milimetrede olduğu gibi, prime lenslerde olduğu gibi açık diyafram sayesinde sınırlı alan derinliğiyle de çalışma imkanı verebiliyor. 50 mm'de unutmayın, Breston örneği ipuçları bize onun için bir referans olabilir. Kişilere, konulara, olaylara daha yakın girmenizi, daha yaklaşmanızı gerektirecek objektiflerden bir tanesidir. Teleobjektif, evet, ee, söyledik biraz önce. Perspektif yığılması sebebiyle biraz gerçekliği değiştirdiği için çok tercih edilmeyen objektiflerden. Ama ben bir fotoğraf gönüllüsünü... ...çıkıp dışarıda fotoğraf çekmek isteyen bir fotoğrafçıyı... ...o objektifi kullanma, bunu şey yapma, bununla yaparsan öyle olmaz falan diye... ...sınırlamayı çok doğru bulmuyorum. <laughs> Ağırlıklı olarak birçok dostumuz bu işi dünyayı biraz daha iyi anlamak... ...biraz kendiyle ilgili şeyleri anlamak, biraz birilerine bir şeyler anlatmak için yapıyor... ...keyif almak için yapıyor... Kalkıp böyle e, ben fotoğrafçıyım, ben hocayım diyen birinin öyle olmaz, böyle olmaz, şunu yaparsan yanlış, bunu böyle yapmışsın olmamış cümlelerini duymak için yapmıyor herhalde. Dolayısıyla da TL ile çalışmak istiyorsa çalışsın bence e, bir fotoğrafçı sokakta da. Çok e, 200-300 milimetreye doğru gitmesin, hem objektif büyüdüğü için korkutucu ve dikkat çekici olacak... Hem de oturduğu yerden bütün mahalleyi çekecek gibi bir durum olduğu için biraz daha kısa böyle 80, 90, 105 milimetre aralığını hadi e, kullanarak e, çalışsın diye söyleyebilirim. Bunu da şunun için söyleyeceğim. Biraz sonra konuşacağımız bir çalışma tarzına yardımcı olsun. Detay fotoğrafları ve sınırlı alan derinliğini rahat kullansın diye. Ama başta dedik kişisel görüşüm 35-50 aralığında gitmesi için. Ama teleobjektif ne dedik? Sınırlı alan derinliği ve arka planı yaklaştırıp algıyı etkilemek için kullanılabilecek objektiflerden bir tanesi. Mesela bu kadar abartılı bir teleobjektif kullanımı bunlar yaklaşık 200-300 mm aralığına denk geliyor artık. Yani arka tarafı alıp bayağı öne yapıştırıyor. Çok sokak fotoğrafçılığı için önerebileceğimiz objektifler değil tamamen başka bir algı yaratmış oluyorsunuz Evet sokakta Evet dışarıda Evet hayatın içinde çektiğiniz fotoğraflardır ama tarz ve yöntem olarak bizim baştan beri konuştuğumuz sokak fotoğrafçılığına çok yakın değildir onu söyleyebilirim Tabii ki birçok fotoğraf gönüllüsünde böyle prime lens değil de zoom objektif var. Sabit odaklı yerine değişebilir odak uzaklığı olan objektifler var. Bunlarla çalışmak keyifli. Çünkü çok hızlı bir şekilde alternatif kompozisyonları oluşturmak mümkün olabiliyor. Bu nedenle de evet zoom objektifleri de çalışılır mı? Çalışılır. Ama benim kişisel yine tavsiyem, ee, zoom objektifle çalışmak istiyorsanız e, diyafram değeri iyi yani ışık geçirgenliği güçlü ve keskinlik kalitesi yüksek olan bir zoomla çalışmak lazım. 18-55 APS-C makineler için. 16-50 14-42, 16-50 genelde Sony'lerde ve yanılmıyorsam Fuji'lerde olan objektif. 14-42 işte Olympus'ta olan objektif. E, kit lenstir. Yani 3.5-5.6 diyaframa sahiptir. Özellikle de birazcık zoom yaptığınızda diyafram 5.6'ya çıkar. Bu da iyi bir ışık koşulu sağlamaz. Mutlak güçlü ışığın olduğu durumlarda çalışmayı gerektirir. O nedenle ben biraz daha diyaframı açılabilen e, sabit diyaframa sahip zoomlarla çalışmayı öneririm. E, ve kısa aralıklı bir zoom. Hani e, 24 70 12.40 Olympus için söylüyorum aralıkları fena değil. Böylece dediğim gibi çok hızlı geniş açıdan teleye kısa bir teleye en azından değiştirmek ve alternatif fotoğrafları çekmek mümkün olabiliyor. Olympus'un Çekya'da Prag'daki merkezinde açtığımız bir sergiyi karayoluyla gidip orada Türkiye'de ve dünyada çektiğimiz fotoğraflardan bir sergi açmıştık o yolculukta çektiğimiz fotoğraflarda da dönüşte İstanbul'da bir sergi açmıştık. Bu fotoğraflar o yolculuktan fotoğraflar. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden. 12-40-2.8 diyafram bir e, objektif kullanıyordum. Olympus'un. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde geniş açı ya da çok hızlı bir şekilde teleye doğru değiştirip gün içerisinde benzer mekanlarda hızlı bir şekilde alternatif kompozisyonları oluşturmayı sağlayabiliyordum. Bu şunun için önemli. Tüm fotoğraf çalışmalarında önerdiğimiz bir yöntem olan her konuyu üç planla çalışma sistematiği sokak fotoğrafçılığı içinde geçerlidir. Henüz okumamış olanlar varsa eskaza, çünkü e, fotoğraf dünyamızın belki de en çok baskı yapan kitaplarından bir tanesidir. Sevgili Özcan Yurdağ'ın belgesel fotoğraf ve fotoğraförtaj kitabı bu hikayelerin belgesel fotoğrafında, fotoğraförtaj çalışmalarında Türkiye'deki önemli kaynak kitaplarından bir tanesidir. Orada kitabın dördüncü bölümünde bir fotoğraförtajın elemanlarını anlatır Özcan abi. Ve o bölümde bir fotoğraförtajı oluşturan öğeleri üçerli başlıklara ayırır. Fotoğrafçı işte üç konum üç plan, üç beklenti, üç bilmem ne diye böyle bir 12-13 tane başlıkta çok güzel detaylandırır hikayeyi ve bir fotoğraf çalışmasını nasıl yapacağını insan anlar. Orada üç plandan bahseder. Bir fotoğraf, fotoğraf çalışmasının nasıl yapılacağına dair üç plan tahmin edeceğiniz ve gördüğünüz üzere genel, orta ve detay planlardır. Genel plan daha çok geniş açı objektifle çalışılır ve olay nerede geçiyor bilgisini verir. Orta plan daha çok normal objektifle çalışılır ve normal objektifle çalışıldığı için boyutları doğru gösterir, insan mekan ilişkisini vurgular. Detay plan tele objektifle ya da yakından yapılan çekimlerdir. İlk bakışta dikkat çekmese de konunun yükünü taşıyabilecek detaylardır. Ne çekersek çekelim bu üçünü de çekeriz. Daha sonra bir sunum hazırlayacağımız zaman, bir sergi hazırlayacağımız zaman, birine fotoğraf portfolyo sunacağımız zaman bunların üçünü birden göstermeyiz. Her konudan en güçlü bir planı bir araya getirip akıcı dili olan, ritmi olan bir sunu hazırlarız. Onun için de işte zoom objektif kullanmak bu üç planı daha hızlı çalışmak konusunda yardımcı olabiliyor. Taksim Meydanı girişteki büfelerde işte genel orta detay plan. Atıyorum bu sefer İstiklal Caddesi'nde bir kestaneci genel orta detay plan. Doğada çalışsanız aslında böyle, portrede çalışsanız böyle, sokakta da çekim yapsanız sistem böyle aslında. Yine sokak fotoğrafçılığı ile ilgili önerilerimden bir tanesi olarak şunu söyleyeyim. Bunu birçok alanda söylüyorum. Yaşadığınız şehirde daha önce fotoğraf çalışmaları yapmış iyi fotoğrafçıların fotoğraflarını mutlak izleyin ve ya ben ne çekeceğim adamlar her şeyi çekmiş falan dediğiniz noktada o fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları çektikleri yerlere gidip şimdiki hallerini arayın. Ben çok eğlenceli geliyor bana yapıyorum bunu. İşte Ayasofya'da da bu soldaki Nevzat Çakır Hoca'nın fotoğrafı sağdaki benim. Ee, ne bileyim Edirne Eski Camii'nde Ara Güler'in. İşte e, Levent tarafındaki gökdelenlerde İzzet Hoca'nın detay fotoğrafları var güzel. Onları. Ya da ne bileyim Alex Webb'in Zeyrek Fener Balat'ta çektiği, Nikos'un çektiği fotoğrafları. Gidip çektiği yerleri bulup böyle aa öyle çekmişti ben de böyle yapayım falan demeyi seviyorum. Zira çok keyifli antrenmanlar bunlar. Sizin fotoğraf dünyanızı oluşturmaz. Sizin fotoğraf arşivinizin en güzel kareleri bunlar olmaz. Ama sizi bir fotoğrafa nasıl bakılır ve ben nasıl bakarsam neler oluşturabilirim gibi bir yolda çok güzel antrene eder. O sebeple de e, keyiflidir diye düşünüyorum. Evet sevgili Mustafa'nın da e, Sokak Fotoğrafçılığı kitabı var. E, Mustafa da çok eski e, dostlarımızdan biri. Herhalde bir 25 yılı buldu Mustafa ile olan arkadaşımızla milliyetteyken falan o. E onun sokak fotoğrafçılığı kitabı da e, gayet iyi ipuçları veren kitaplardan biri ki yani Mustafa Seven'in zaten biliyorsunuz fotoğrafları e, çok keyiflidir. E, 4 4 yıl, 4 yıl önce yıl önce beş yıl önce bizim galeride Mustafa'nın çok güzel bir sergisini açmıştık. E, herhalde son yılların e, ondan önceki 3-5 yılı ve ondan sonraki yılları da düşünürsek ee, en görkemli sergilerinden biri olmuştu. Açılışı falan itibariyle. Yani bin kişiyi falan geçmişti. Edirne'deki dostlar e, bin kişi deyince çok şey olmazlar. Edirne'de e, FOD'un yaptığı sergilerde de bayağı kalabalık açılışlar olur. Orada Serdar Başkan'ın da Beyçi abinin de tabii ki Enver Şengül'ün de acayip çabaları var. E, onların o yoğun çabalarıyla çok e, güçlü bir fotoğraf camiası var Edirne'de. <laughs> Onlar için böyle bin kişilik açılış çok etkileyici değildir ama bizim için öyledir yani. Evet Mustafa Seven'in de sokak fotoğrafçılığı kitabı keyifli. Valla bir tane de ben yazıyorum aslında ama sokak fotoğrafçılığı kitabı toplam altı bölümden oluşan bir kitap. Dört bölümünü yazdım. Son iki bölümü kaldı. İki aydır Birbirimize bakıyoruz kitapla. Ee, belki bu ay e, bayağı bir niyetim var. Kafamda biraz toparladım bir şeyler. Ee, eğer onu şey yaparsam, umudum bu yasaklar falan bittikten ve özellikle hafta sonları falan da açıldıktan sonra böyle İstanbul'da falan dolaşırken ya da farklı yerlerde dolaşırken, sokakta fotoğraf çeken birilerinin cebinde böyle, benim sokak fotoğrafçılığı kitabının da görülmesi. Ee, öyle hayallerim var. Bütün kitaplarım için öyle hayallerim var aslında. Onu da paylaşmış olayım. Hep şey hayal ediyordum. Böyle vapurla mapurla bir yere giderken bir köşede bakacağım birisi benim kitabımı okuyor. Gidip yanına oturup diyeceğim ki biliyor musun o kitabı ben yazdım diye. Öyle saçmalıklar yapmayı hayal ettim. Hiç denk gelmedim kimseye ama öyle bir kötü tarafı oldu. Ee, i̇nşallah yeni kitapta olacak ama. Sokak fotoğrafçılığı ile ilgili başka bir şeyi daha söylemek istiyorum ama bunu söylerken çok yanlış anlaşılmak istemiyorum. Eee Bresson örneğinde gördük tabii ki kompozisyonun güçlü kurulması, eğer isteniyorsa klasik kompozisyon kriterlerine uygun çalışılması yöntemlerden bir tanesi. Ama her şey için söyleyeceğim gibi bunun için de söyleyebilirim. Tek yöntem bu değil farklı kompozisyon yaklaşımlarını sizin biçim dünyanızı aktaracak bir yöntem de bulmalısınız mutlaka. Aa çocuğun kafasını elini kesmiş falan böyle dertleri çok düşünmemek lazım. Bunu sadece sokak fotoğrafçılığı için söylemiyorum. Bunu bütün fotoğraf çalışmaları için söylüyorum. Ee, sağdaki fotoğraf için de mesela aa yukarıdaki çocuğun gövdesi kesilmiş. Ya buradaki hikaye bir çocuk sokakta biri evde hapis. Bunu anlatabiliyorsa fotoğraf, orayı kesmişsin, burayı kesmişsin gibi bir hikayeye çok kafayı takmamak lazım. Çünkü gerçekten dünyada fotoğrafı böyle biçim dünyası üzerinden yargılayıp olmuş olmamış sınırları çizilmesi çok amatör bir hikayedir. Dolayısıyla da ben sokak fotoğrafçılığında da diğer fotoğraf çalışma alanlarında da ...birlikte atölye çalışması yaptığımız dostlar... ...biliyorlar bu cümlelerimi aslında. Ee, kendi derdinizi anlatacak... ...biçim dünyanızı bulmayı öneriyorum. Bunun içerisinde... ...kafayı kesmek varsa kafayı da kesin. Bunun içerisinde... ...kadrajı yamuk tutmak varsa yamuk da tutun. Ama... ...sizin diliniz olsun. Ve biz işlerinize baktığımız zaman... ...15-20 fotoğrafınızı... ...bir araya getirip... ...bir portfolyo sunduğunuz zaman diyelim ki ha bu arkadaşın dili gerçekten böyle. Bu hikayesini böyle anlatıyor diyebilelim. Ama bir fotoğrafınız altın kesim altın oran derdinde, bir fotoğrafınız acayip yamuk, öbür fotoğraf bir öyle yaparsanız dil de oluşmuyor. O nedenle ee, kendi dilinizi bulacağınız her yöntem bence meşrudur diyebilirim. Sağ olun Filiz Hanım. Valla e, aynı böyle anlattığım gibi yazıyorum onu da. E, son bir bölüm var e, 7x7 diye. Hadi öyle bir ipucu da vermiş olayım. 7x7 sokakta karşılaşılan 7 konunun 7 farklı fotoğrafla anlatılması üzerine. O bölüm beni çok yoruyor. Yani e, atıyorum silüetse başlık 7 tane ayrı silüet fotoğrafı olacak ama her biri başka bir hikaye. Dolayısıyla da birinde ışığı önemliyse, birinde çekim anı, birinde kompozisyonu, birinde bilmem nesi çok doğru yedi örnek seçmem lazım. Yedi konuyu anlatmak için 49 fotoğrafla. O beni yoran bir bölüm oldu. Bir de son bir bölümün küçük bir başlığı kaldı. Orayı da çıkarırsam fena olmayacak diye düşünüyorum. Kompozisyon için mi söylüyorsun acaba Turgut? Yani ben sadece sokak fotoğrafçılığı için bunu söylemiyorum. Diğer bütün alanlar için söylüyorum. İstiyorsanız doğayı çekerken de bambaşka bir biçim dünyası kurabilirsiniz. Size özgü dili oluşturabilmeniz ve tabii ki izleyicinin de bu dille karşılaştığında söylenen şeyi anlayabilmesi koşuluyla. Buradaki sınır çok ince tabii. Yani ben yaptım oldu Sınırıyla ben yaptım ve herkesle iletişim kurabildiğim sınırı çok ince bir sınır. Ee, izleyici beni anlamıyor ya e, giderse demek ki olmamış diye özetleyebiliriz. Ama şey yok yani e, çocuğun kafasını kesmişsin yanlış git. Öyle bir şeyin varlığına çok inanmak istemiyorum gerçekten. Bunu da şunun için söyleyeyim. Sevgili Nevzat Çakır Hoca'nın bir e, sözü bu. Birçok e, söyleşisinde falan denk geldiğinde hep duyduğum cümlelerinden bir tanesi. Yahu diyor fotoğraf en genç sanatlardan biri. Teknolojiye en bağlı sanat. Dolayısıyla da değişime çok açık sanatlardan biri. Düne kadar karanlık oda falan diye konuşurken, siyah beyaz diye konuşurken sonra öğleden sonra renkli fotoğraf konuşmaya başladık. Burayı ben uyduruyorum. Akşam üstüne doğru dijitali konuşmaya başladık. Gece yarısına geldiğimizde manipülasyona geçmiştik. Yani fotoğraftaki o değişimi abartmak için bunu söylüyorum. Dolayısıyla da bu kadar hızlı değişebilen bir sanat tekniği içerisinde ve bir her tekniğin bir dil oluşturabilme becerisi üzerinden düşünürsek öyle yapılmaz bu iş. Şuraya koyarsan doğru, buraya koyarsan yanlış diye düşünmek bu kadar muhafazakar bir bakış açısıyla sınırlamak bana çok zor geliyor. Her tekniğin, her yöntemin ve her fotoğrafçının ayrı bir dili olabileceği kesin. Ama bazı gerçekler var. Onu şöyle ee, e, fotoğraflar neden kusursuz olmak zorunda değildir? Kimin Gökçen Arabul şeyin mi ya? E, Nazif Topçuoğlu'nun kitabı mı o? Yani iyi fotoğraf nasıl oluyor yani'den sonraki kitabımı Ben e, salladım mı? Yoksa bir yabancı fotoğrafçının mı var öyle bir kitabı? Onu da bir yazabilirseniz çok sevinirim ya. Yani. Şimdi ben siz yazana kadar başka bir hikayeyle devam edeyim. Tamam kompozisyonda özgür bırakıyoruz herkesi. Diyoruz ki istediğin gibi yap abicim. Sen bize derdini anlat da biz de sana birazcık bir adım atarız. Sen bize bir adım at biz sana iki adım atarız falan diyoruz da. E, bazı gerçekler var. Mesela fotoğraf ışıkla yapılabilen bir iş. Dolayısıyla mutlaka en güçlü ışığı kullanacağız. O hikayeyi anlatacak güçlü ışığı kullanacağız. Bu o görüntüyü estetize edecek renkleri falan bulun anlamını taşımıyor. Ama bir gün doğumunu, bir sabahı anlatıyorsanız orada ışığı etkili kullanmanız lazım. Jackie Higgins'in, ha tamam tamam biliyorum, evet evet kitabı biliyorum. Okumadım ama kitabı biliyorum. Dur şuraya not alayım da e, sipariş vereyim onu da okuyayım. Boş durmayayım. 7 tane kitap aynı anda okuyorum sekizinciyi de okurum diye düşünüyorum. Mutlaka ister sabah ister akşam ister öğlen ister öğleden sonra ne zaman çekiyorsanız çekin sokakta fotoğraf ışığın iyi olduğu durumları bulmak zorundasınız. Bakın hiçbir fotoğraf konusu için ee, en istemediğimiz hikaye ne mazeret? Onu da hep örnek veriyorum. Yine Esmas yayınlarından çıkan Fotoğrafçı Olmak e, diye bir kitap var. Fotoğrafçı Olmak üzerine pratik bir rehber. Ee, David Hearn Bilce ile sohbet ediyor kitabı. Okumayan varsa çarpılır vallahi okusun mutlaka onun için. Yani bir restonu okusun. E, fotoğrafçı olmak üzerine iyi okusun. Bunlar şeyler yani. Bu işin amentüleri. Öyle okumak lazım. eee Orada diyor ki David Turn en sevdiğim bölümlerden bir tanesi bir sürü anlatıyor diyor ki kötü fotoğrafçı için mazeret çoktur. Hep bir şey söyler. Öyle oldu, böyle oldu, adam izin vermedi, yanımda objektif yoktu. Bilmem ne oldu falan. İyi fotoğrafçı sadece fotoğrafını koyar. Dolayısıyla ya biz gittiğimizde öğlen güneşiydi, güzel fotoğraf çıkmadı. Tamamen fotoğrafçının sorunudur izleyicinin derdi değildir. Mutlaka iyi ışıkta, konuyu doğru ve etkili anlatan ışıkta çalışmak durumundayız. Sokak fotoğrafçısıyım diyorsak da gezi fotoğrafçısıyım diyorsak da stüdyo diyorsak zaten başka kaçarı yok. E, Ahmet Bey Klebskat'ın e, sokak fotoğrafçılığı kitabı böyle bir yöntem şeyi değil ama o e, Hikayeyi biraz fotoğraf tarihi üzerinde tutuyor. Biraz ağır bir kitaptır. Yani bu hikayeleri içermeyen bir kitaptır. Ee, onu okudum çünkü. Ee, o biraz farklı bir yerinden tutuyor. Bir yol yordam yöntemden ziyade başka bir bakışla e, anlatıyor o kitabı diye düşünüyorum ben. Bakın bu dört fotoğrafta e, ışığın... Bir beş dakika içerisinde, 10 dakika içerisinde nasıl değiştiğini e, görebiliyorsunuz. Galata Köprüsü'nden çektiğimiz e, fotoğraflardan. Sokak fotoğrafıdır anlamında göstermiyorum. Sadece ışığın değişimini görelim diye gösteriyorum. Bizim mutlaka hikayemizi en güçlü anlatacak koşulu bulmamız gerekiyor anlamında gösteriyorum. Eğer derdiniz o camiyi, motoru bilmem neyi güçlü göstermekse sağ alttaki gibi. Yok bir atmosfer oluşturacak bir şeyi çekmek istiyorsanız sol üstteki gibi çekmelisiniz diye söylüyorum. Işığın iki arada bir derede olduğu, çok güçlü anlatmadığı, aydınlatmadığı durumları kullanmamanız gerek diye söylüyorum farklı bakış açılarını, farklı yükseklikleri denemekten kaçınmamak gerekiyor sokak fotoğrafçılığında. Yani şöyle düşünürsek hikaye daha doğru oturur diye düşünüyorum. Ee, sokak fotoğrafçılığı hayatın içerisinde planlanmamış anların, kurgulanmamış görüntülerin fotoğrafçı karşılaştığında onlara fotoğrafik bir re refleks, bir tepki göstererek kaydettiği görüntülerden oluşur. Bu nedenle sürprizleri açıktır ama aynı zamanda bu sürprizler sadece estetik hikayeler üzerine kurulmaz. Doğru, dürüst ve egolardan arınmış bir bakışla e, fotoğraflanır. Dolayısıyla da fotoğrafçının hikayeye hemhal olması, işin içerisine dahil olması oldukça önemlidir. E şimdi hayatımızı düşünelim. E, tahmin ediyorum ki bizler yani fotoğrafla uğraşanlar, sanatla uğraşanlar, biraz böyle gözü gönlü açık olan insanlar çok da düz, çok da sıradan, çok da e, nasıl diyelim çok da rutine bilen bir hayat yaşamıyoruz. Dolayısıyla da hayatımız içerisinde bazı günler çok hareketli, bazıları daha sakin, bazıları daha coşkulu, bazıları daha üzünlü falan geçiyor. Şimdi bizim fotoğraflarımızda da kompozisyonların hep böyle 3'e 2'de bakış yüksekliğinin bilmem ne gıy 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 gıyında olmaması lazım daha aşağıdan bakmayı, daha yukarıdan bakmayı, daha etkili gösterecek açıyı bulmayı aynı hayatımızdaki o dinamizm gibi düşünmemiz gerekiyor diye söylüyorum. Ama dedim ya hikayeyi anlatacak ışığı, hikayeyi aktaracak biçim dünyasını, hikayenizi anlatacak dili bulmanızın önemli olduğu bir durumdur. Ve tabii ki hayat akan bir ıı, hikaye. Duran bir şekilde Stüdyoda fotoğraf çekiyorsan, bir ürün fotoğrafı çekiyorsan karşısına koyup ışığını ayarlayıp bilmem ne yapıp belki saatlerce didikleyip çalışabilirsin. Ne bileyim bir modelle çekim yapıyorsan aynı şekilde olabilir. Doğa fotoğrafı çekiyorsan tripodunu kurup yıldız fotoğrafı çekiyorsan tripodunu kurup saatlerce yatarak falan da fotoğraf çekebilirsin. Ama sokakta fotoğraf çekiyorsan hayatın ritmine uyman gerekir. Bu nedenle de ben sokak fotoğrafçılığını hayatın ritmiyle çalışmak diye söyleyebiliyorum. Hatta bazı durumlarda hayatın ritminden bir tık, bir stop daha yavaş çalışmak diye nitelendirebiliyorum. Ne olduğunu göreceksin, anlayacaksın, bunu nasıl anlatacağına karar vereceksin, bu ve hikayenin oluşmasını bekleyeceksin. Bu senin hayatın içerisinde biraz daha olan olayın ritminden sakin olmanı gerektirebiliyor. Daha yavaş olmanı gerektirir. Bu adam çöpleri atıyor. İki üç kere gitti geldi işte adalardayken. Ee, hikayeyi gördük. Nasıl anlatacağımıza karar verdik. Sonra beklemeye başlıyoruz. Şimdi ben adamdan daha yavaşım. Diğeri de öyle. Galata Köprüsü'nden bakıyorum. İnsanlar motora, tekneye koşuyor, geliyor bilmem ne. Ben onlardan daha yavaşım. Çünkü ben en doğru anı bekliyorum. Ha, konu çok hareketlenirse ben de biraz hareketleniyorum. Ama hala hikayeyi çözebileceğim zamanı kendime tanıyarak. Dedim ya. Şık 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 böyle fotoğraf çalışabileceğiniz bir alan değil. Aynayı görürsünüz, sokağı görürsünüz. İkisini görebileceğiniz açıya girersiniz. Ondan sonra beklersiniz buradan ilginç bir şey geçmesini, değişik bir şey geçmesini, fotoğraf olacağını düşündüğünüz bir şeyin geçmesini beklersiniz. Çerçeveyi, renkli camları vesaireyi görürsünüz, kadrajı yaparsınız, sonra beklersiniz. Bresson'un fotoğrafları öyledir. O su birikintisinden atlayan adamı görüp dönüp tak diye yakalamaz. O orada bekler, adam önünden atlar. O zaman çeker fotoğrafı. Senin hazır olman asıl hikayedir diye söyleyebilirim. Tabii ki son dönemde de çok sıklıkla göreceğimiz, gördüğümüz ve sokak fotoğrafçılığını biraz bu çerçeveye sıkıştıran çalışmalar da var. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çerçeve dediğim şeyin önce onu açıklayayım. Işığın ve gölgenin bir arada kullanıldığı. Hatta gölgelerin daha koyu, fotoğrafın büyük bir alanını kapladığı, ters ışık silüetlerin kullanıldığı, leke değerleriyle hikayelerin oluşturulduğu fotoğraflar. Yanlış bir çalışma tarzı değil, kötü bir yöntem değil. Fakat e, hayatın böyle lekeler içerisinde döndüğünü çok düşünmüyorum. Birçok bu tarza yatkın olan fotoğrafçının daha sonra diğer fotoğraf konularında karşısında her tarafın daha aydınlık olduğu durumlarda çok başarılı görüntüler oluşturamadığını görüyorum. O nedenle de ışık ve gölgenin bir arada kullanılmasının çok önemli olduğunu, karanlık alanlar olmadığı sürece aydınlık alanların çok etkileyici olmayacağını düşünüyorum, inanıyorum. Ama bütün fotoğraf hayatını ters ışık, silüet ve gölgeye kurmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu ışık, gölge, silüet hikayesi benim için de çok önemli ve eski hikayelerden biri. Ben ikinci kitabımı yazdığım zaman, bütün kitapları yazdığımda onları bir sergiyle e, lansmanını yapıyordum. Yıllar önce ben ikinci kitabımın sergisini ışık, gölge, silüet diye yaptım. Şimdi bir sürü böyle atölyeler, çalışmalar falan yapılıyor. On küsür yıl oldu ben onu yapalı yani. Kabaca e, baktığımızda. Onun için benim sevdiğim alanlardan bir tanesi ışık, gölge, silüet ve etkileyici de çalışmalar. Ama bütün fotoğraf hikayesinin, bütün sokak fotoğrafçılığının sanki bulmuş gibi çalışılması çok doğru değil maalesef. Çünkü çok kabaca söyleyecek olursam, gölgelerle ve silüetlerle çalışmak en kolay fotoğraf çalışma alanıdır. Fotoğrafınızda iki tane ışıklı yer vardır. Aydınlık yerden ışığı ölçerseniz bir arada dört stop ışık farkı olursa karanlık gölge ve silüet elde edersiniz bitti bu ışık koşundu bu her fotoğraf şudur ama hayat öyle değil sokak öyle bir yer değil sokak insanlarıyla orada yaşanan olaylarıyla orada geçen muhabbetiyle ve duygularıyla bir gerçeklik ve bu gerçekliğin içine dahil olmak çekeceğin bir silüet fotoğraftan çok çok daha keyifli çok çok daha güzel bir şey. Ama tabii ki ışığı, gölgeyi, rengi bilme hepsini çok güçlü kullan. bu işin olması gereken tarafı. Velhasılı kelam böyle bir toparlamayla gelecek olursa sokak fotoğrafçısı dediğimiz insan çevresini çok iyi gözlemleyen, nerede fotoğraf olabilir, nerede bir hikaye dönüyor onu görebilen, Hemen hemen dedik yani bizim hayatımız o kadar rutin değildir ama tabii ki her hayatın bir rutini var. O rutinin içerisinde ilginç ve farklı olan şeyi fark edebilen, küçük anları, jestleri, mimikleri, duruşları farklı olanları görebilen ve mümkün mertebede fotoğraf makinesini elinin bir uzantısı, gözünün bir uzantısına getirmiş bir insandır diye. ...bir çerçeve oluştururuz diye söyleyebilirim herhalde. Çok basit birkaç tane şey söyleyeceğim. Sol tarafta hemen hemen hep aynı şey yazacak 3-4 slide boyunca. Sonra bir üçlü daha gelecek böyle ama onları çok ciddiye almayın. Asıl söyleyeceğim hikayeler daha önemli diye düşünüyorum. Ee, tabii ki onlar da önemli. Fotoğraf çekeceğiniz yer hakkında bilgi edin. Ee, bir Nepal seyahatnamesi de yazıyorum. Ee, o ama çok uzun yıllardır yazıyorum. E, i̇ki 2 senedir Nepal'e gidemiyoruz. Biraz e, kafamda e, eksik kalan yerler var ama onun da yarısını geçtim. E, o kitabı da şöyle bir mantıkta yazıyorum. Bölüm bölüm tabii ama böyle bölümler çok kısa kısa 2 3 sayfa, 5 sayfa, 2 3 sayfa, 5 sayfa falan diye gidiyor. Her bölümün başında da kendimce aforizmalarım var. Bir şeyler yazıyorum falan. Yürümekle ilgili. Gezmekle ilgili. Ya da işte bir yeri anlatıyorsam, bir tapını anlatıyorsam onunla ilgili falan böyle hikayeler uyduruyorum. Efendime söyleyeyim bir şeyler yazıyorum falan. Ve daha çok böyle şehirde gezmek, şehri gezerek tanımakla ilgili bir yerleri anlattığım bölümlerde yürümek ve kaybolmak üzerine paragraflar yazdım. Dolayısıyla evet fotoğraf çekeceğin yer hakkında bilgi edinmek güzeldir. Ben nereye gidiyorum, nereleri çekeceğim falan diye bilgi edinmek güzeldir ama sokakta kaybolmak da çok güzeldir. Hiç beklemediğin bir yerden bir yere çıkmak ve hiç görmediğin daha önce bir yerlerde bulunmak da çok keyiflidir. Sokak fotoğrafçılığı hakim olduğun, bildiğin bir şehirde kaybolmaktır diye de toparlayabiliriz belki bu manada. Ama makine ve objektifinde kullandığın ekipmanda böyle bir şansın yoktur. Kaybolamaz iyi bir örnek değil hiç sevmediğim bir örnek ama söylemek durumundayım. Hani bazı böyle savaş filmleri falan var ya askerin gözünü bağlıyorlar. 15 saniyede silahını söküp takıyor falan. O kadar aşina kullandığı alete iyi bir şey olmasa da bizim de fotoğraf makinesinde objektifte o hakimiyette olmamız lazım. Yani şu konuyla karşılaştığımızda ya ben bunu düşük enstantane çekeyim hareketler flu olsun diye bir niyete ulaştığında ulan ışık ölçümünü nereden yapacaktım? Bu enstantaneyi düşürmek için diyaframı ne yapacaktım? Beyaz ayarı bilmem ne mi olacak? Bunları düşünmeyeceksin. Ya tamam ben ISO'yu şöyle yapayım dedim. Makinenin menüsüne gidip ISO neredeydi abiciğim? Siz de, siz de biliyor musun abi bu makineyi falan demeyeceksin. Tak 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 her şeyini yapacaksın ve daha çok konuyla içerikle ilgileneceksin. O kuracağın biçim dünyasını düşüneceksin. Makineyle, teknikle boğuştuğun hiçbir fotoğraftan etkili bir sonuç alma şansın olmayacak çünkü. Her konuyu anlatacak bir objektif var. Tabii ki dedik ya mesela sevgili Turgut 35 ile çalışıyor. 17 milimetre, 35'e denk geliyor. Onunla çalışıyor. Kendine objektif uyduracaksın. Ben 12 40'la ile çalışıyorum objektifi bana uyduracağım. Ama mutlaka ister sabitle çalışalım, ister zoom'la çalışalım. O konuyu çekerken en doğru objektifi, en doğru açıyı kullandığından emin olacaksın. Bulgar kilisesi. Ne kadın gelir, mumunu yakar, diker gider. Bitti. Bu kadar süre. Tık tık gitti. Sen bu arada bütün o teknik, ekipman, ışık, objektif, uzaklık, kompozisyon, hikaye her şeyi yapmış olman gerekiyor. Vapur gelir, fuf 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 gider. Çocuk bir oraya bakar, bir buraya bakar gider. Sen o arada yansımayı göreceksin. Yansımayla çocuğu ve vapuru göreceğin açıyı bulacaksın. Onun doğru yerde olduğu noktayı seçeceksin. Bir de bunu fotoğraflayacaksın falan. Dolayısıyla birçok kararı daha görüntüye bakarken zihninde vermeye başlamış olman gerekiyor. Makine ayarlarınızı çekim öncesinde yapmış olun şu değil. 125'e 8'e ayarladım ve onunla çalışacağım değil. Makine ayarlarınızı çekim öncesinde yapın. Şuraya baktığında ya burada ISO 100. Beyaz ayarım bilmem ne. Ben RAW çalışıyorum. Yani en temel ayarlar bir kere olsun. Ve konunun karşısına geçtiğinde sadece böyle bir enstantane ya da bir diyaframı istediğin görsel etkiye uygun olarak değiştirebilecek çabuklukta olabilir. Yoksa iş zorlaşır. Yoksa insanlara yaklaşamazsın. Yoksa ışığı göremezsin. Yoksa kompozisyonu oluşturamazsın. Bütün fotoğraf hayatın e, makineyle boğuşmakla geçer. Ondan sonra da sorduğun sorular, yani diğer fotoğrafçılara, daha iyi bilenlere göre, hocalara falan, sorduğun sorular hep şu minvalde dönmeye başlar. Ya ben bilmem kaç objektifi alırsam daha iyi çeker miyim? Şu model makine değil de bu model makineyi alırsam o daha mı iyi otofokus yapıyor? Ya sen bunda ne yapamadın da bunun otofokusunu soruyorsun derler adama. Ben derim mesela. Ben genelde bana soranlar öyle diyorum. Hocam şu makineyi alayım bir. Ne var sende? Bir alt modeli var. Ya bunda ne yapamadın da üst modelini istiyorsun? Yani bu makinenin sana neyi yetmedi? Ama onda işte... Iı, çemberden geçiyormuş makine. Ulan sen hiç çemberle karşılaşmadın. Ne yapacaksın çemberden geçen makineyi? Dolayısıyla önce düz yolda yürüyen makineyi koşturabiliyor musun? Ona bir bakalım diyorum. Ya bu objektif de boncuk buluyormuş fotoğraflarda. Ya sen daha fotoğraf bulamadın boncuklusunu arıyorsun. Önce elindeki ekipmanı en güçlü şeye getir. Ve ister başka fotoğrafçılara, ister hoca dediğin kimse neyse ona soracağın sorular ekipmanla ilgili olmasın. Fotoğrafı nasıl anlatabileceğin, bir konuyu fotoğraf diline nasıl tercüme edebileceğin üzerine olsun. Ekipmanla ilgili kimseye soru sormayalım bence ya. Google diye bir şey yapmış Allah sizler. Giriyorsun yazıyorsun bilmem kaç objektif. Ya hiç kimsenin bilemeyeceği bilgiler yazıyor. Bizim derdimiz şu. Ben 10-20 objektif almaya karar verdim. Birine sorayım o da desin ki iyi. Bunun için soruluyor soruların çoğu. Ya buna gerek yok. Sen gir 10-20 review diye yaz. 10-20 compare diye yaz. Dünyanın bütün objektifleriyle karşılaştırsın. Kimsenin daha etkili ve bir dili olan, bir yolu olan fotoğraf çekme derdi yok. Herkesin şey derdi var. En hızlı makine ve en acayip objektifi alabiliyor muyum ben ya? Alabiliyorsun ya da alamıyorsun. O para işi, beceri işi değil ki. Beceri başka bir şey. Bak bir restoranın gördük makinesini. Sadece 50 milimetreli. Şöyle şöyle çekebildiği bir makineyle yapıyor. Herhalde bir restoran gidip kafaya dememiştir. Ulan sen bilmem neyle mi çekiyorsun? Bak ben Leica ile çekiyorum dememiştir diye tahmin ediyorum. Önemli olan sizin kişilere, konulara, dünyaya nasıl yaklaştığınız. Hep onun üzerinden mevzuyu kurmakta fayda var. Eğer sen doğru ekipmanı, hakim olabildiğin ve derdini anlatabilen ekipmanı, senin derdini anlatmana uygun ekipmanı kullanabiliyorsan, sahipsen, derdini anlatmak için uygun teknik çözümleri bulabiliyorsan, ışıkla, ölçümle, enstantaneyle, diyaframla vesaireyle, hayatla da haşır neşirsen, insanların yakınına da girebilirsin, uzağına da çıkabilirsin, en istediğin yerden fotoğrafı çekebilirsin. Sokak fotoğrafçılığı ne? Sokak fotoğrafçılığı bu. Sony bilmem ne, Olympus bilmem neyi almak değil açıkçası. Çok net söyleyebilirim. İyi ışığı kullan. Herkesin bakmadığı yerlere bak. Etkileyici şeyi. Bilmem var mı boncuklusu? <laughs> Olympus OMD boncuk diye bir şey yaparsa yarın öbür gün tam tam benim dediğim şey olur. Bak vallahi herkes söylesin. Cem Koca söylemişti önce diye. Hayırlı olsun Bünemir Hanım. Z6'dan önceki makinenin yapamadığı şeyleri yapmanızı bekliyoruz. Bak makinenin yapmasını demiyorum. Makine yapar, makinenin bir şey yok. Ama siz öbürüyle yapamadığınız şeyleri yapın diye dua ediyorum, umuyorum. Bir fotoğrafçıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, hemen hemen birçok atölyemde bu fotoğrafçının işlerini anlatıyorum. Örneklerini gösteriyorum. Dolayısıyla burada da hızlıca bir geçelim isterim. Alexander Petrosyan diye bir fotoğrafçı. Daha sonradan ben işlerini gördük beğendikten sonra Olympus kullandığını da öğrendim. O açıdan da benim için keyifli oldu. Instagram hesabını ve web sitesini de şey yapacağım. Dolayısıyla e, birkaç işini göstermek ve çalışma e, tarzını anlatmak istiyorum. Sağ olun Filiz Hanım. Her dakika bir şeyler eklemeye çalışıyoruz öyle bir şey. Boncukluyu bulan paylaşsın vallahi doğru. Alexander Petrosyan hayatın içerisinde bir kere şunu söyleyelim. Işığı çok güzel kullanan fotoğrafçılardan bir tanesi. İlginç anları, ironik anları ve... Hayatın içindeki kontrastları çok iyi gören fotoğrafçılardan bir tanesi. Hem Instagram hesabını hem web sitesini ta e takip etmenizi hararetle tavsiye ederim. Ee, birkaç fotoğrafına bakalım istiyorum. Mesela burada o askeri birlik, oradan geçen kadın ama kadının kıyafeti de askeri birliğin renklerine uygun. Tabii ki kadının kahkahasıyla e askerlerin bir anda yumuşamasını falan çok böyle anında çözen isimlerden biri. Burada da mesela o hareketi yakalamış olması çok etkileyici değil mi bu fotoğraf? Ben çok beğeniyorum mesela bu fotoğrafı. Yani e, kimin aklına gelir çıkayım da çatılarda böyle bir şeyler arayayım. Belki o da onların yanında yatıyordu bilmiyoruz ama yani çok acayip bir e, gözü olduğunu düşünüyorum. Bu fotoğraf çok etkileyici geliyor bana. Yani sokağa bakıyorsun her yer çamur içinde, adamlara bakıyorsun pırıl pırıl. Ya ışınlandınız mı buraya? Nereden geldiniz abicim siz oraya? Ne ayakkabılarda çamur var, ne üst başta çamur var ama sokakta öyle bir şey yok. Bu fotoğrafçı Alexander Petrosyan sizi nereden, nasıl gördü de tak diye orada fotoğrafladı. Çok etkileyici gelen işlerden bir tanesi bu. Bu da öyle mesela. ışığı, rengi, konuyu tak diye görüp yakaladığı işlerden biri. E komik şeyleri, ironik şeyleri, böyle garip hikayeleri gören bir adam. Çok ilginç o açıdan. Bu Bak bu da öyle. Yani e, bir fikri takip olduğunu söyleyebiliriz işlerinde. O açıdan önemli örnektir. Bu fotoğraf da benim çok sevdiğim fotoğraflarından bir tanesi. Çünkü ışık kullanımı çok güçlü diye düşünüyorum. Şimdi bu e, kızlar sokakta yürüyorlar. Yoldan da arabalar geliyor geçiyor değil mi? Ve öyle bir an olması lazım ki ışığın tam kızların arkasına gelip konturlarını aydınlatacak. Muhtemelen bir arabada bunu gördü ve bütün hikayeyi hazırlayıp ikinci arabada fotoğrafı çekti diye düşünüyorum. Ama oradaki fotoğrafı hissetmesi bence Petrosyan'ın çok önemli becerilerinden biri. Bak hikaye çok güçlü bir gözü olduğunu düşündüğüm bir fotoğrafçı. Bu da çok hoşuma gidiyor. Yani o yukarıdaki kafeyi görüyor, oradan geçen otobüsleri, arabaları görüyor. Sonra buradaki insanlarla oradaki insanları görüyor. Bir otobüste çekemiyor, öbüründe mutlak çekiyor falan gibi. Böyle çok keyifli bir bakışı olduğunu düşündüğüm bir fotoğrafçı. Bakın Alexander Petrosyan yazarken D'lere arasında E yok. Web sitesi için web sitesini de bayağı bu fotoz bölümünü, galeri bölümünü değiştirdi, düzeltti, toparladı. Çok güzel hale geldi. Dolayısıyla e, şey yaparım. Instagram hesabını takip etmeyen varsa mutlak takip etsin. Her gün 2-3 fotoğraf paylaşıyor. Açıklamaları e, İngilizce falan değil ama çevirisine baktığında 3 aşağı 5 yukarı Türkçesinden anlaşılıyor. Solda otoportresi var. O da çok zeki işlerden biri. Oldukça zengin böyle bir e, fotoğraf arşivi var. İstanbul'a da geldi, burada da yaptığı işler falan var. Dolayısıyla e, oldukça keyifli fotoğrafçılardan biri takip etmenizi hararetle tavsiye ederim. Diyerek böyle biraz e, değiştirdiğimiz, biraz e, farklı hikayelerini de konuşmaya çalıştığımız. Sokak fotoğrafçılığı oturumunun Olympus Atölyenin sonuna geldik. Sizlerin sormak söylemek istediği bir şeyler varsa yorum bölümüne bekliyorum. O arada hatırlatmalarımı yapıyorum. OlympusYollarda.com sitesinde hem e, teknik yazılar, hem gezi yazıları, hem makine objektif testleri, hem videolar falan mümkün mertebe bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. E, ziyaretinizi rica ederiz. Olympus alt çizgi yollarda e, Instagram hesabını takibinizi rica ediyoruz. Eğer Olympus'ta çektiğiniz fotoğraflar varsa e, açıklama bölümünde e, Olympus alt çizgi yollarda diye etiketlerseniz e, her gün, iki günde bir oradan fotoğraflar paylaşmaya çalışıyorum takipçilerin. E, onları görme şansım olur. Pazar günü Videogren YouTube kanalında bir şey olmazsa sevgili Serkan'la birlikte, Serkan Arıkçı ile birlikte bu haftanın Instagram gökyüzü fotoğraflarının değerlendirmesini yapacağız. 9 Mayıs Pazar saat 17'de yayına bekleriz. Fototrek İstanbul Hatırası'nın düzenlediği online seminer ve atölye programları devam ediyor. Bu hafta sonu siyah beyaz çevrim. Önümüzdeki hafta gündüz saatlerinde 13-15 arasında ileri fotoğraf. Ondan sonraki haftalarda diğer atölyeler devam ediyor. Fototrek.com'dan takip edebilirsiniz. Temmuz ayında BAFA'dayız. BAFA'da dört dönem olarak BAFA fotoğraf kampını gerçekleştireceğiz. 5-9 Temmuz ilk dönem başlıyor. 12-16 diye sonra her pazartesi dört kere toplam BAFA fotoğraf kampımız olacak. BAFASanatkampı.com sitesinden detaylarını görebilirsiniz. Sevgili Cem Sener oradan yardımcı oluyor. Benim kişisel web sitem cenkgençliş.com kamera arkası yazıları e, portfolyolar hem dijital hem analog dönemden portfolyolar ve farklı bilgilerin olduğu sitedir. Hararetle tavsiye ederim. Videogren YouTube kanalının katıl üyeliği devam ediyor. Başladı farklı videoları da izleyebilmek, farklı canlı yayınlara katılabilmek için katıl üyeliğiyle bize destek olabilirsiniz. Ama <laughs> hem kanalımıza abone olmayı hem eşe dosta arkadaşa böyle bir kanal var demeyi de unutmamanızı rica ediyoruz diyeyim. Şimdi yorumlara bakayım. Ee, ben altta sunumu kapatayım ki sizin yorumları daha iyi göreyim. Çok sağ olun Bülent Bey. Ee, Tufan Bey objektifin sağ yanındaki ön izleme düğmesi alan derinliğini görmeyi sağlıyor. Oraya bastığınız zaman diyaframı kullandığınız değere kısıyor ve sizin ekrandan ve vizörden Çıkacak olan fotoğrafın alan derinliğini görmenize yardımcı oluyor. Çünkü biliyorsunuz e, diyafram fotoğraf makinelerinde e, otomatik olarak çalışıyor. Yani sadece siz deklanşöre basınca diyafram kısılıyor. Alan derinliğini önceden görmenize yardımcı olan bir düğmedir. Bir iki gün içerisinde yazayım onu Olympus Yollarda e, sitesinde örnek fotoğraflarla daha iyi anlatabilirim o zaman. Ha, evet Münevver Hanım kırmızı listeye girdi değil mi Türkiye? Biz şimdi sayılarla bir oynayacağız, düşüreceğiz, çıkarız o listeden. Onda bir sıkıntı yok. Önce bir tarak da ampul de onları yasaklayalım, onlar bir bitsin. On, ondan sonra şey yaparız. Ya bugün markete gittim mecbur alışveriş için. Ee, tıraş köpüğü, tıraş takımını yasaklamışlar. İyice maymun gibi olacağım birkaç yayın sonra eğer bu yasaklar bitmezse haberiniz olsun böyle <laughs> şey olacak yani. Evet Özden Hanım, Bresto'nun meşhur sözü. Evet herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Olympus Distribütörü Zoom İthalat'a teşekkür ediyorum katkıları için. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Olympus makine, objektif vs. almak istediğinizde e, shop.olympus.com.tr sitesinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Oradaki alışverişlerinizde indirimlerden yararlanabilmek için, kampanyalardan yararlanabilmek için bir kod girmeniz gerekebiliyor. OLYOL, O-L-Y, Y-O-L o -L -Y -Y -O -L kodunu yazarsanız e, kampanya dönemleri dışında %5 indirim e, kazanabiliyorsunuz kampanyalarda da yazdığınız zaman yine o kampanyalardan yararlanmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun ıı diye söylemiş olayım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın diyorum. Pazar günü görüşmek üzere herkese iyi akşamlar. Herkese merhaba. Mart 2020'den bugüne kadar çeşitli canlı yayınlar, video programları ve Instagram değerlendirmeleriyle Video Giren YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugünden itibaren YouTube kanalımızda katıl butonu da aktif hale gelmiş durumda. Katıl butonuyla bize vereceğiniz destek sayesinde yeni videolar ve canlı yayınlar üretme imkanı da bulacağız. YouTube kanalımızdaki katıl butonuna tıklayarak alternatif programları öğrenebilir ve hangi ayrıcalıklardan yararlanabileceğiniz konusunda bilgi alabilirsiniz. Daha iyi, daha güzel, daha verimli bir video kanalı için desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.